İyi akşamlar sevgili seyirciler. Antalya'nın en güzel ilçelerinden biri olan Alanya Kız Kalesi önündeyiz. Seyir meydanında güzel bir organizasyonla Alparslan Türkeş anısına yapılan Maytay gecesinde siz değerli seyircilerimizin karşısındayız. Bugün alt maçlardan ilk maçımız Kırmızı Köşe'de Sude Yiğit, Alanya sporcusu, antrenörü Gamze Temel ve Esin Aslan. Mavi köşede ise Emine Sıla Kabaağaç, Antalya'dan geliyor. King Leon spor salonunun öğrencisi, antrenörü Mert Burak Çetin. Her iki sporcu 3. rounddalar. İki sporcu da gelecekte Antalya'yı temsil edecek, Türkiye'yi temsil edecek. Amatörde yol kat etmeye başlamış, gelecek vadeden iki bayan sporcumuz. Şu ana kadar iki roundu yorumlamak çok zor. Çünkü karşılıklı aynı anda iki roundu izledim. Son rounddayız. İki roundda karşılıklı vuruşlar var ama Sude'nin biraz daha net vuruşları, üstünlüğü biraz daha ön planda. Sude Yiğit, Emine'ye göre biraz daha tecrübeli. Bu tecrübesini de ringe yansıtıyor. Şu ana kadar bir tık daha önde gördüm performans olarak. Ancak 3. roundda her iki sporcunun biraz daha maçı istemesi lazım. Evet, Sude'den bir sağ direk geldi. Emine Sıla Kabaağaç'a yine o sağ direk diz kombinasyonu hakemin sayması lazım. Sayabilir. Evet. Çünkü net vuruşlarda amatörde sporcunun başı döndüğü an hakem saymaya başlıyor ve sayarken gong çaldı. Süre bitti. Ama saymayı tamamlaması lazım. Kural gereği orta hakemin. Bey ortaya çağırıyor. Maçı bitirdi. Her iki sporcuyu köşeye gönderiyor. Bakalım hakemlerimiz maçın sonucunu hangi tarafa kullanacak? Evet, hemen köşede gözüktüğü gibi Emine Sıla Kabaağaç'ın köşesinde Mert Burak Çetin var. Sude Yiğit'in köşesinde ise Gamze Temel hocam. Aynı zamanda her iki sporcu da eski milli sporcu. Kendini kanıtlamış profesyonel ve amatörde. Sayısız maçları olan sporcularımız ve şu anda ilimizin genç antrenörlerinden Antalya'ya hizmet ediyor ve güzel sporcular yetiştiriyorlar. Evet, orta hakemimizin kararını bekliyoruz. Hangi sporcunun elini kaldıracak? Sabırsızlıkla bekliyoruz şu anda. Bakalım kırmızı köşede Sude Yiğit mi yoksa mavi köşede? Evet, Sude Yiğit maçı kazanan oldu. Bu arada Kepez Ülke Ocakları, özür dilerim düzeltiyorum, Alanya Ülke Ocakları sponsorluğunda yapılan Muay Thai gecesi merhum Alparslan Türkeş anısına yapılıyor. Ülke Ocakları Alanya Vakfı'na da bu güzel çalışmalarından dolayı, yaptığı ev sahiplerinden dolayı çok teşekkür ederiz. İki gündür buradayız gerçekten. Ülke Ocakları Alanya Vakfı'nın bütün çalışanları, başkan Yavuz Başkan başta olmak üzere bütün yönetim adeta bu maç için organize olmuş durumda ve gece gündüz çalışarak çok güzel bir organizasyon yansıtmışlar Alanya'ya. Hepsine teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir gece alt maçlarla başladı. 8.30'da da ana maçlarla yayında olacağız. Şimdi gecenin ikinci maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Gecenin ikinci maçındayız. Ali tamamen bu roundda maçı kabullenmiş durumda. Süre geçmesi için adeta oynuyor. Bu arada low kickler ve gong çaldı. Bence bu roundu da puanla kazanan Ramazan oldu. Bakalım maçın sonucunu hakemlerimiz nasıl değerlendirecek? Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz sevgili seyirciler. Evet, değerli spor severler, mücadele sona erdi. Bakalım kazanan kırmızı köşe mi, mavi köşe mi olacak? Hakemlerimiz şu anda puan taşları aldılar ve son değerlendirmeleri yapmak üzere. Hakem Kurulu Başkanı Sayın Hamit Durmaz'a geldi puanlar. Evet sevgili seyirciler, kazanan Ramazan Emirhan Ütkünoğlu mavi köşede, tebrik ediyoruz. Ali Çoban'ı da tebrik ediyoruz mücadelesinden dolayı. Evet sevgili seyirciler, biraz sonra gecenin ana maçlarına geçeceğiz. Saat 8.30'da Sports TV'de canlı yayında sizlerle olacağız. Ve her iki sporcunun madalyalarını takmak üzere Bitlis'ten Ömer Uğur hocam
Aynı zamanda da federasyonumuzun, Muay Thai Federasyonu'nun genel koordinatörlüğünü yapıyor Ömer Hocam. Kendisi çok değerli bir isim. Mütevazi, çok çalışkan, bizlere örnek bir isim. Aynı zamanda Antalya'mıza da hoş geldin diyoruz. Sevgili seyirciler, Kepez şu anda Alanya'nın en güzel yerinde, Alanya Ülke Ocakları'nın destekleriyle Alparslan Türkeş Muay Thai gecesinde muhteşem bir organizasyonla Alanya'dayız. Kepez Alanya Ülke Ocakları'na da bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Buradaki çalışmaları ve Alanya Belediyesi'ne, Adem Başkanımıza da teşekkür ediyoruz verdiği desteklerden dolayı. Ayrıca Ömer Işık ve Esin Aslan organizasyonu olan bu organizasyonda emeklerinden dolayı her iki hocamıza da ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ve gecenin ana maçları için biraz sonra görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet değerli spor severler. Spor TV'den canlı olarak ekranlarınıza getireceğimiz Alanya Ülke Ocakları tarafından hazırlanan, organizatörlüğünü Esin Aslan ve Alanya Ülke Ocakları Başkanı Doçent Doktor Sayın Yavuz Uysal'ın üstlendiği, koordinatörlüğünde Ömer Işık'ın rol aldığı müthiş Muay Thai galası başlayacak. Saat 8.30'da ekranları başından bizi izleyebilirsiniz. İyi akşamlar değerli spor severler. Alparslan Türkeş anısına gerçekleştirilen Muay Thai galasına hepiniz hoş geldiniz. Müthiş maçlar izleyeceksiniz bu akşam. Spor TV'den canlı olarak ekranlarınıza getireceğimiz maçlarda ringde deyim yerindeyse diğer yerinden oynayacak, fırtınalar kopacak, şimşekler çakacak. Türkiye'nin en iyi Muay Thai'cıları bu akşam bu ringe sizin için çıkacak. Ama öncesinde sormak istiyorum. Alanya, bu müthiş geceye hazır mıyız? Evet, sesin biraz daha çıkmasını rica ediyorum. Sadece 2 dakikamız kaldı. 2 dakika sonra canlı yayında sizlerden aynı performansı biraz daha fazla coşkuyla rica edeceğim. Gerçekten müthiş bir gece hazırlandı. Dolayısıyla herkes elinden gelen katkıyı verirse müthiş görüntüler elde edeceğiz bu gece. Hayal olsa senden kalan, der miyim hiç sözün yalan? Hayal olsa senden kalan, der miyim hiç sözün yalan? Özde emrin olur lan son bir defa, son bir defa. Göreydim seni, öl de emrin olur ulan son bir defa, son bir defa, son bir defa. Göreydim seni. Müzik. Müzik.
İyi akşamlar değerli spor severler. Alparslan Türkeş anısına gerçekleştirdiğimiz Muay Thai galasına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam birbirinden önemli tam tamına 7 tane maç yayınlayacağız. Deyim yerinde ise bu akşam Alanya'da fırtınalar kopacak. Şimşekler bu ringde sizler için çakacak. Müthiş bir gece hazırladık sizlere. Bu güzel gecenin anlatımında değerli yorumcumuz bizlerle Mehmet Köktaş hocamıza gidelim. Çünkü az sonra değerli promotörlerimizi ringe alacağım. Mehmet hocam sizdeyiz. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Alanya İskele Şelale Meydanı'nda muhteşem bir geceyle, Muay Thai gecesiyle sizlerle beraberiz. Merhum Alparslan Türkeş adına yapılan bu organizasyon, Alanya Ülke Ocakları sponsorluğunda muhteşem bir ambiyansla sizlerle ekran başında olacağız. Birbirinden değerli maçlarla, birbirinden heyecanlı maçlarla az sonra yorumlamaya hazır bir şekilde biz de bekliyoruz. Çok güzel bir gece olacak ve dün gerçekten face to face'de muhteşem ambiyanslar oldu. Deniz üzerinde, gemi üzerinde yapılan bu ambiyansı hep beraber izleyelim. Söz Tarık'ta. Evet, teşekkürler Mehmet Köktaş. Değerli spor severler, dün basın toplantısında sporcularımız karşı karşıya geldi ve şelale meydanında bakalım birbirlerine nasıl gözdağı verdiler şimdi. O görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Düne gidelim. Bakalım neler yaşandı. İyi günler değerli spor severler. Alparslan Türkeş Muay Thai galası için bugün Alanya'dayız. Organizatörlüğünü Esin Aslan ve doçent doktor Yavuz Uysal'ın yaptığı, koordinatörlüğünde Ömer Işık'ın rol aldığı müthiş Muay Thai galası için geri sayım başladı. Bu akşam saatlerimiz 8.30'u gösterdiğinde Sports TV'den canlı olarak ekranlarınıza getireceğimiz bu dev galayı sakın kaçırmayın. DJ Check it out. Is it money you women? The funny beginnings, tragic endings. I can make a million and still not get enough of spending. And since my life is based on sinning, I'm hell bound. Rather be bubby than be worried if in hell down. My game plan to be trained in military mind of a thug lord sitting in the cemetery car. I've been lost. Alparslan Türkeş anısına gerçekleştirdiğimiz ve organizatörlüğünü Esin Aslan'ın koordinatörlüğünde Ömer Işık'ın olduğu müthiş Muay Thai galasına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi seviyorum. Kolay gelsin. Beyler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yarın inşallah güzel maçlar olur. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Güzel bir organizasyon olsun, ismine yakışır bir organizasyon olsun. Ben hakem komite başkanı olarak tarafsız olacağım. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Gençten belli, Esin hocam ve Ömer hocam çok büyük emek harcamışlar buraya. Çok güzel bir organizasyon yansıyacak diyorum Alanya'da. Daha önce de yapıldı ama bu organizasyon ses getirecek diye inanıyorum. Evet değerli spor severler, Sports TV'den canlı olarak ekranlarınıza getirdiğimiz ve organizatörlüğünü Alanya Ülke Ocakları Başkanı Doçent Doktor Sayın Yavuz Uysal
Sayın Esin Aslan ve koordinatörlüğünü Ömer Işık'ın yapmış olduğu Alparslan Türkeş Muay Thai gecesinde. Şimdi sırada bu gecenin değerli mimarlarını dinlemek zamanı. Ve alkışlarla değerli mimarlarımızı, gecemizin değerli promotörlerini alkışlarınızla ringe davet ediyoruz. Evet, önce Sayın Başkanım yanımda. Alanya Ülke Ocakları Başkanı, Doçent Doktor Sayın Yavuz Uysal. Gerçekten gecenizi gündünüze kattınız. Müthiş bir gala hazırladınız. Değerli Yavuz Hocam, neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle katılımlarıyla bizleri onurlandıran bütün hazıruna ve bütün misafirlerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak merhum başbuğumuz Alparslan Dürkeş Beyefendi'nin adına, şanına yakışır bir organizasyon olması dileğimle bugün burada gençlerimizi spora yönlendirme ve bütün gençlerimizin özellikle son yıllarda müptelası olduğu bütün o kötü alışkanlıklardan kurtarma, uyuşturucudan, madde bağımlılığından uzak tutma adına ben bütün ailelerimize tekrardan sesleniyorum. Gençlerimizi lütfen al yıldızlı al bayrağımızın hatırına damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gerçekten müthiş konuştu Doçent Doktor Yavuz Uysal, Alanya Ülke Ocakları Başkanı. Ve şimdi yanımızda Akdeniz Muay Thai, Akdeniz Bölge Yardımcımız Esin Aslan var. Esin Hocam, gerçekten çok uğraştınız. Müthiş bir gala hazırladınız. Siz neler söylemek istersiniz? Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben zaten Muay Thai'yi seviyorum. Bir de Alparslan Türkeş gezisi olunca daha fazla seviyorum. Özellikle çok güzel sporcular var. Uzaktan geldiler. Hepsine başarılar diliyorum. Bütün katılım sağlayan arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler. Çok teşekkürler Esin Aslan. Değerli koordinatörümüz Ömer Işık bizlerle birlikte. Hocam, iki kelime de sizden rica edelim. Siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hepinize iyi akşamlar dilerim. Federasyon başkanıma, genel sekreterime, tüm hazirona, hepinize, bütün sporculara, antrenörlere, hakemlere hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir geceyi şenlendirdiğiniz için hepinize tekrardan hoş geldiniz. Evet, çok büyük katkıları var değerli Alanya Ülke Ocakları Başkanımız Doçent Doktor Yavuz Uysal. Müthiş bir gece, müthiş bir gala hazırladı Esin Aslan promotörlüğünde ve koordinatörlüğünde Ömer Işık Hocamız vardı. Çok teşekkür ederiz bizleri buraya davet ettiğiniz için. Alkışlarla uğurluyoruz değerli protokolümüzü. Ve vakit kaybetmeden işte beklediğimiz o an geldi, çattı. Şimdi sırada ne var? Ringin gerçek sahipleri konuşacak. Bizler susacağız. Onlar konuşacak. Ama öncesinde sormak istiyorum. Alanya, bu müthiş galaya hazır mıyız? O zaman vakit kaybetmeden ilk sporcumuzla başlayalım. Değerli sporseverler, Alparslan Türkeş Muay Thai galasında önce kırmızı köşeden geliyor İstanbullu sporcu Deniz İlik.
Şimdi rakibi geliyor mavi köşeden. Ev sahibi sporcu, Antalyalı sporcu çıkıyor ringe. Alkışlarınızla Cemal Aslan! Hazırlanın. Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e, Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakka, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi duruyor. Evet, değerli spor severler, önce kırmızı köşede 68 kilogram ağırlığında, 24 yaşında, 1.80 boyunda, profesyonel kariyerinde 2 maç yaptı ve ikisinde de rakiplerini knockout etti. Antrenörlüğünü Kubilay Tarhan yapıyor ama bugün köşesinde efsanelerden Burhan Çelik var. İstanbullu sporcu Deniz İlik. Ve rakibi mavi köşede 71 kilogram ağırlığında, 26 yaşında, 1.72 boyunda, profesyonel kariyerindeki ikinci maçının birini aldı, birini verdi. Antrenörlüğünü Antalya bölgesinden Mehmet Köktaş yapıyor. Ev sahibi sporcu Cemal Aslan. Değerli spor severler, müsabakanın ring hakemi Sayın Engin Türk. 3 dakikadan 3 round izleyeceğimiz bu mücadele için hazırsanız onlara alkış, ıslık, çığlık gönderin. Alanya! Evet sevgili seyirciler, gecenin ilk maçı muhteşem bir maçla, 70 kilo maçıyla ve 71 kilo maçıyla başladı. Kırmızı köşede İstanbul sporcu Deniz İlik ve mavi köşede Antalyalı sporcu Cemal Aslan'la gecenin ilk maçına başladık. Rahmetli Başbu Alparslan Türkeş anısına Alanya Ülke Ocakları'nın organizasyon üstlendiği ve Esin Aslan ve Ömer Işık koordinatörlüğünde yapılan Muay Thai gecesi şu anda ilk maçıyla, gecenin ilk maçıyla başlamış durumda. Ve muhteşem bir isim de var yanımda. Federasyonumuzun yönetim kurulu, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Atakan İli ile beraberiz. Atakan Hocam, gecemize hoş geldin. Hoş bulduk. Alanya İskele Şelale Meydanı'nda Muay Thai gecesini nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl buldunuz? Şimdi öncelikle rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş Muay Thai gecesini, bu güzel organizasyonu, bu güzel organizasyonu gerçekleştirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gece, çok güzel bir atmosfer var, çok güzel bir ambiyans var. Çok değerli ve kaliteli sporcularımız var. Bunların da bu anlamda başarılı sporcu ve antrenörlerle katkılarını sağlayacağına inanıyorum. Şimdiki müsabakamız İstanbul'dan Deniz İlik ve Mavi Köşe'den Cemal Aslan
çok güzel ve kaliteli sporcularımız. Şimdi bunlarla alakalı yorumlarımızı birlikte yapıp değerlendireceğiz inşallah. Evet başkanım, bu arada Alanya'ya geldiğiniz için ev sahibi olarak size tekrar hoş geldin diyoruz. Ve maç başladı, birinci round başladı. Her iki sporcuyu da merakla bekliyorum. Evet, bu arada Deniz'den bir iç low kick denemesi Cemal Aslan'a. Beyaz eldivenli sporcu Cemal Aslan, kırmızı eldiven siyah eldivenli sporcu ise Deniz İli. Evet, bu arada mücadele hızlı başladı sevgili seyirciler. Kılıçla diz vuruşlarıyla maç devam ediyor. Evet, iki sporcu da hızlı başladı. Umarım bir sakatlık olmadan maçın devam etmesini bekliyoruz. Sayın Başkanım, gerçekten hızlı başladı her iki sporcu da. Evet, biraz iki sporcu da çok istekli, çok hırslı ikisi de. Çok dikkatli dövüşüyorlar. Çünkü herhangi bir ters yumrukta ikisinden biri de yani abondere olabilecek bir yumruk alabilirler. Ya da tekme, low kick. Evet, şu anda bir Orta kilonun maçları başkanım, zaten siz de bildiğiniz üzere eski bir milli sporcu, boksör olarak bu kilonun maçları çok riskli. An bir nakavt gelebilir. Evet, kesinlikle. Bu arada Muay Thai'yi diğer branşlardan ayıran clinç şu anda seyrediyoruz. Her iki sporcu clinç'e girdi ve ortak gemimiz Engin Türk, aynı zamanda ortak gemimiz de Antalya İl Hakem Kurulu Başkanımız, aynı zamanda Akdeniz MHK Başkanımız. Amatörde Engin Türk Hocam çok tecrübeli bir isim. Evet, Engin Hocam bu konuda çok tecrübeli. İyi bir orta hakemliği gözetimi altında ilerletiyor. Şu anda herhangi bir olumsuz bir durum olmadı. Sürecimizi işliyor. Evet, şu anda clinch'te her iki sporcu birbirine üstünlük kurmaya çalışıyor. Ve Engin Hocam pozisyon bozulduğu için her iki sporcuyu ortaya davet ediyor. Cemal uyarıyor beni duymalısın diye. Evet, karşılıklı her iki spordan boks denemesi. Evet, beyaz eldivenli sporcumuz Cemal iyi bir şekilde aşağı doğru low kicklerle rakibini bozmaya çalışıyor. Siyah eldivenli boksörümüz Deniz aynı zamanda bir boksör, bokstan evet, gelme. Evet. Evet, Cemal bende yok, bir şey yok der gibi sanki kafa sallıyor. Evet. Cemal aynı zamanda benim sporcum. Çok inatçı bir sporcu. Tecrübe, profesyonelde tecrübe eksikliği var ama inatçı, hırslı bir sporcu. Aynı zamanda sizin gözetiminiz altında çalışmalarına devam ediyor. Biliyorum evet, zaten bunu. Evet, bu arada ilk round, bitti. Bence zor puanlaması olan bir ilk round diye düşünüyorum başkanım. Şu an şöyle değerlendiriyorum ben kendi tecrübemden yola çıkarak. Yani iki sporcu da ortada bir ilk round'ın müsabakasını çıkardı. İkinci round'da biraz daha aktif olacaklarına inanıyorum. Çünkü şu anda birinci round'ın sporcular üzerindeki ilk durumu biraz daha rolantide birbirlerini tanıyıp, birbirlerini ölçüp, birbirlerinin açıklarını daha iyi bir şekilde görüp ikinci round'da ona göre başlayacaklarını düşünüyorum. Zaten beyaz şortlu olan sporcumuz Burhan hocamızın sporcusu. Evet, Burhan Çelik hocam evet, da aynı zamanda federasyonumuzun baş antrenörlerinden. Evet. Tek tecrübeli bir isim. Çok tecrübeli, çok değerli bir antrenörümüz. Bilgisiyle, donanımıyla, tecrübesiyle sporcularına çok büyük bir katkı sağladığını görüyoruz her müsabakalarda, şampiyonalarda olsun. Dolayısıyla sporcuların da bu anlamda başarı sağladıklarını çoğu zaman görüp bunlara da şahitlik yaptık. Ve bu arada evet, ikinci round başladı. Evet sevgili hocam, seyirciler, ikinci rounda başlamış bulunmaktayız. Her iki sporcu hala birbirini tanıma, tartma ya da oyun kurma evresinde. Deniz'den bir üst seviye high kick denemesi geldi. Her iki sporcu oyun kurmaya çalışıyor birbirine. Kendi oyununu kurmaya çalışıyor. Bir push kick denemesi Deniz'den. Sol direk, sağ sol kroşe geliyor. Evet, her an bir ters darbe gelebilir mi dedim ama bu arada
Bir dirsek çıkıyor Cemal. Ama evet, maç ikinci rounda göre maçın başında ilk sporcu ikinci rounda biraz daha kontrollü gidiyor. Çünkü evet, üçüncü rounda uzadığı için 3 dakikadan çok gerçekten kondisyon isteyen branş, Muay Thai branşı. Dövüş sporlarının kesinlikle belki en zor branşlarından kesinlikle bir tanesi. Evet. Hatta en zoru diyebiliriz. En zoru diyebiliriz. Ayaktaki... Çünkü ayak, diz, dirsek de bunun içerisine dahil olduğu için sporcular bu kondisyonlarını 3 round boyunca torele ederek ona göre hareket edip müsabakaları gerçekleştirmek zorundalar. Evet, şu anda güzel bir kombinasyon, güzel bir yapıyor kombinasyon Cemal. Köşeye aldı. Evet. Ama tabii kondisyonu güzel toparlaması lazım. Bu arada Deniz de Klinç'le üstünlük kurmaya çalışıyor ama Engin Türk hocam pozisyon bozulduğu için ortaya alıyor. Evet. Bu arada Deniz'den bir dirsek darbesi geldi. Evet. Evet, burada ayırması gerekiyor aslında Engin hocamın. Ama pozisyon devam ettiği için bozmadı pozisyonu ve maç devam ediyor. Evet, Cemal çok hırslı bir sporcu. Tecrübesi eksik profesyonelde ama ona istekli, rağmen istekli, azimli, maçı istiyor. Evet. Bunu da ringe yansıtıyor. Bu şekilde Deniz daha teknik olmasına rağmen Deniz'i bozmayı başardı biraz bana göre bu anda. Evet, kesinlikle. Bu arada şimdi içeriden dirsek geldi. Dirsek geldi. Deniz biraz kondisyon evet, olarak... Bir dirsek Cemal, geliyor Deniz'den, evet, içeriden dirsek. Bir açılma var mı diyeceğim ama şu anda bir şey yok her iki sporcuda da ve mücadele kıran kırana devam ediyor başkanım. Evet. Deniz biraz daha kondisyon olarak şu anda aşağı seviyede olduğunu görüyoruz. Ama Cemal'ın kondisyonu ikinci round'ın sonlarına doğru gelmemize rağmen şu anda çok iyi bir mücadele ediyor. Evet, şu anda Deniz iyi bir yumruk kombinesiyle Cemal'ı biraz daha şey durumuna düşürdü. Biraz daha pasifize duruma düşürdü ama Cemal yine de toparlanıp bu arada son 5 evet, saniye maçın bitmesinde. Evet, son 30 saniye Deniz biraz daha aktifti. Evet. Bence Cemal'in üstünlüğünü dengeledi diye düşünüyorum bu roundda. Evet, kesinlikle. Bence şimdi kazananı 3. round belirleyecek. Şimdi 2. round'un başlarında Cemal'ın daha atak ve daha net tekmeleri, low kick, high kickleri daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Son 30 saniyede buna Deniz karşılık verdi. Şu anda maçı tam olarak dengede görüyorum. Her şeyi belirleyecek olan 3. round olacak. Ama Deniz'in kondisyon olarak biraz daha aşağı seviyede olduğunu düşünüyorum. Cemal biraz daha kondisyon olarak üst seviyede. Ama son 30 saniyede Deniz evet, biraz daha atak oynadı. Kesinlikle. Maçı dengeledi yani. Ben böyle düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Kesinlikle başkanım. Bence de bu round maçın sonucunu belirleyecek. Tabii ters bir durum olmazsa evet, knockout durumu da evet, olabilir. Evet. Çünkü her iki sporcunun performansı Ruslu düştü. Siz dediğiniz gibi evet, Deniz ikinci round biraz daha kondisyonu düştü ama bazen değişebiliyor. Kesinlikle. Sporcunun hırsı kondisyonu tabii, tabii, kaldırabiliyor. İsteği, motive edebiliyorsa kendini. Evet, Cemal iyi yumruk evet, kombinasyonu. Cemal kombinasyonlarla devam ediyor ama tabii bunu yaparken de açık vermemesi lazım. Evet. Kontra yiyebilir her an çünkü Deniz her an tehlikeli boks yapabiliyor. Nereden ne çıkacağı belli olmayan bir sporcu. Evet, 3. rounda göre tabii her ikisi de maçı kazanmayı istiyor. Bakalım. Evet. Bu arada bir Betfix denemesi. Arkadaki müthiş kalabalığı görüyor musun başkanım? Gerçekten evet, Alanya'da muazzam bir katılım var bu çok maça. Çok müthiş bir seyirciyle heyecanla hop oturup kol kalkıyor. Daha gecenin ilk maç olmasına rağmen evet, gerçekten muhteşem bir kalabalık var. Alanyalılar Muay Thai'ya karşı olan sempatizanlığını da belli ediyorlar. Evet, kesinlikle, kesinlikle başkan. Evet, Deniz biraz daha yorgunluğunu belli etti bu roundda da. Ama Cemal, evet, sağ Deniz'den iyi bir evet, sağ direkt geldi evet, puan alıcı. Evet. Dirsek. Cemal dayanıklı sporcu. Deniz'in de kondisyonu biraz düştüğü için bu evet, darbelerde ayakta kalacağına inanıyorum. Bu arada burnunda bir kanama var.
Bu arada Cemal da yorgunluğu belirlendi. Belli etmeye başladı. Evet, kolay bir spor değil çünkü çok büyük bir efor isteyen bir spor. Kesinlikle. İnanılmaz zor bir spor. Bu sporu yani gerçekten severek, isteyerek, arzu olarak yapmadığın sürece bu sporu her insan yani herkes yapabilir ama devamlılığı çok zor olan bir spor. Cemal şu anda çok istiyor maçı. Evet istiyor. Yorulmasına rağmen ısrarla gitmeye çalışıyor. Ama Deniz de bu arada bir boksla Cemal'i yıpratıyor. Evet şu anda Deniz. Evet. Deniz de maçı ortada götürmek istiyor. Bırakmak istemiyor. Evet. Evet karşılıklı dirsek vuruşları. Evet. Cemal'in oradan çıkması lazım. Evet. Çıktı. Cemal oradan çıktı. Son bu arada 30 saniye yaklaştık sevgili seyirciler. Maçın heyecanı. Her iki sporcu da maçı istiyor. Evet şu an. Her ikisi de muazzam yoruldu. Kondisyonlar düştü her ikisinin de. İnanılmaz yoruldular. Evet. Çok efor harcanan bir spor. Her an bir sayma da gelebilir. Gelebilir. Çünkü eller düştü. İkisi de ayakta anda, zordu diyor adeta. Kartlar bakalım düştü son şu 30 anda. Saniye nasıl gidecek. Evet. Bu arada Cemal'in burnunda bir kanama var. Hakem şu anda o kanamayla alakalı bir durdurma görmüyor zannediyorsam. Evet. Gerek görmüyor. Evet şu an durdurdu. Son 5 saniye bu arada her an bir round çalabilir. Evet. Evet. Son saniyeler artık. Kesin. Deniz. Evet. Ve round bitti. Bence bu round da ortada gitti. Belki uzatma bence bile de gelebilir başkanım. Bence de. Son 35-40 saniye yine Deniz bu maçı bırakmadı. Evet. Yine maçı götürdü. Ama Cemal da çok iyi mücadele etti. Çok arzulu, çok istekli, çok hırslı bir sporcu. Çok dayanıklı da. Deniz'in fiziki özelliği Cemal'a nazaran biraz daha üst düzeyde. Ama Cemal çok istekli. Çok hırslı bir sporcu. Bakalım. Ben şu anda yorum yapamıyorum yani. Maçın kimin kazandığıyla alakalı bir yorum yapamayacağım ben bu şu en anda. Doğru kararı hakemlerimiz verecektir. Kesinlikle. Biz de doğru kararı sabırsızlıkla ama bekliyoruz. İki başkanım. Sporcu da çok iyi istekli ve arzulu savaştı diyebilirim. Kesinlikle başkanım. Ben de merakla bekliyorum sonucu. Bakalım. Deniz mi kazanacak? Cemal mı? Antalya Ülke Ocakları İl Başkanı Yardımcımız Sayın Harun Köptürk, Muay Thai Federasyonu Başkanımız Sayın Hasan Yıldız, yine Muay Thai Federasyonu Genel Sekreterimiz Sayın Korkmaz Atalay'ı da ringe davet edelim. Ve yine sonucu açıklamadan önce bu güzel galanın yapılmasında değerli katkıları var. Real Club spor malzemeleri Sayın Abdullah Meşe, Alanyum AVM Sayın Ahmet Paşaoğlu, Mehmet Yıkmak Sayın Yuşa Kayahanoğlu ve Bamboo Book Go Lounge'a teşekkürlerimizi iletelim. Artık sonucu açıklama zamanı. Değerli sporseverler, az önce izlemiş olduğunuz Alparslan Türkeş anısına yapılan Muay Thai galasında gecenin ilk kazananı Kırmızı Köşe Deniz İlik ve madalyalar takdim edilecek Antalya Ülke Ocakları İl Başkan Yardımcımız Sayın Harun Köptürk Beyefendi sporcularımızın madalyalarını takdim ediyor. Sporcularımızı yanımıza alalım. Ve katkılarından dolayı plaket takdimimiz gerçekleşecek. Muay Thai Federasyonu Başkanımız Sayın Hasan Yıldız aramızda. Sayın Başkanım sizler de hoş geldiniz. Az sonra konuşacağız sizlerle. Yine Muay Thai Federasyonu Genel Sekreterimiz Sayın Korkmaz Atalay aramızda. Antalya Ülke Ocakları İl Başkan Yardımcımız Harun Köktürk Beyefendi tarafından takdim ediliyor plaketimiz. Muay Thai Federasyon Başkanımız Sayın Hasan Yıldız'a yine bir diğer plaketi takdim edecek Sayın Köktürk.
Muay Thai Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Korkmaz Atalay plaketlerini takdim alıyor. Hemen başkanımızın yanına gelelim. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Çok kıymetli protokol, değerli Alanyalılar, sevgili sporseverler. Bugün bu organizasyonun yapılmasında başta en büyük destek veren MHP Alanya ilçe başkanımıza, ülke ocaklarına, bu organizasyonu düzenleyen Ömer Işık Genel Sekreter Yardımcımıza, Esin Aslan'a ve Yavuz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Organizasyonun 7 müsabakasının da birbirinden güzel, heyecanlı geçmesini temin ediyorum. Bugün burada emek veren hakemlerimize, sporcu getiren antrenörlerimize, yarışacak olan sporcularımıza da başarılar diyorum. Sayın Başkanım çok teşekkürler. Alkışlarla uğurlayalım değerli protokolümüzü. Hemen vakit kaybetmeden ikinci karşılaşmaya geçelim. Değerli sporseverler Alanya'dayız. Gerçekten deyim yerindeyse. Ringde fırtınalar kopacak, şimşekler çakacak. Hemen ikinci karşılaşma için önce kırmızı köşeden sporcumuz geliyor. Adanalı sporcu geliyor alkışlarınızla ringe. Hasan Arslan. Rakibi geliyor şimdi mavi köşeden ev sahibi sporcu, Antalyalı sporcu Kerem Bahri Demir. Alparslan Türkeş Muay Thai gecesinde 3 dakikadan 3 round izleyeceğiniz o mücadelede şimdi sıra önce kırmızı köşede 71 kilogram ağırlığında 18 yaşında 1.83 boyunda profesyonel kariyerinde bir maç yaptı ve onda da rakibini nakavt etti. Antrenörlüğünü Güneş Aydın yapıyor. Adana'dan geliyor sporcumuz Hasan Arslan. Ve rakibi mavi köşede ev sahibi sporcu
71 kilogram ağırlığında, 18 yaşında, 1.87 boyunda, profesyonel kariyerinde bir maç yaptı ve onda da yendi rakibini. Antrenörlüğünü Esin Aslan yapıyor. Ev sahibi sporcu Kerem Bahri Demir. Müsabakanın ring hakemi Sayın Muharrem Çelik. Seyirciler, gecenin ikinci maçı Hasan Aslan Adana'dan katılıyor. Köşesinde Güneş Hocam var ve aynı zamanda Murat Bozan Hocam'ın öğrencisi Güneş Aydın Hocam var, özür dilerim, köşesinde. Mavi köşede ise Kerem Bahri Demir var. Kerem Bahri Demir de Alanya sporcusu, Alanya Belediye sporcusu. Aynı zamanda Esin Aslan ve Gamze Temel'in antrenörlüğü yaptığı güzel Antalya'mızın başarılı sporcularından, genç sporcularından bir tanesi. Profesyonelde ilk maçı diye bir maç kazanmış, bir maç kaybetmiş. Bu ikinci maçı, üçüncü maçı özür dilerim. İnşallah ev sahibi olarak üçüncü maçı alması taraftarıyız ama sporda centilmenlik olduğu için şu anda... Evet değerli spor severler, şu anda ustaya saygı dansını izlemektesiniz. Baykuru bir gelenektir ve yüzyıllardır yapılır. Sporcularımız birbirine gözdağı verirken aynı zamanda ustalarına var olan saygılarını belirtmek için ring içerisinde farklı motiflerle dans ederken ustalarına da saygılarını göndermiş oldular. Her maç öncesinde geleneksel olarak yapılır Baykuru. Evet, ring anonsörümüz Tarık Sayın'a teşekkür ederiz. Baykuru ile alakalı verdiği bilgiler için, kıymetli bilgiler için. Bu arada her iki sporcumuz yavaş yavaş son Baykuru dansını bitirdikten sonra köşelerine geçecek ve orta hakemin son uyarılarıyla ilk round başlayacak. Gecenin ilk roundu yine federasyonumuzun yönetim kurulu, merkez yürütme kurulu başkanımız Sayın Atakan İli ile beraber bu maçı yorumlayacağız. Sayın başkanım, ilk maç sert, güzel bir çekişmeli maç geçti. Her iki sporcu da istekli. Tam onu söylüyorduk. Deniz son iki round'un evet. Son saniyelerinde evet. Net vuruşlarla round kendisine çevirmeyi başardı. Bakalım bu iki gencin maçını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve maç başladı. Evet. Kerem'den iç low kick ve orta seviye tekmelerle vuruşlar geliyor. Ancak güzel bir clinch denemesi ve diz vuruşu Kerem'den. Ancak Adanalı sporcu böyle biraz daha oturaklı boksa yakalamaya çalışıyor sanki başkanım. Evet, şimdi Kerem Bahri çok genç. Tabii profesyonelde yeni olduğu için biraz heyecan da var. Biraz da ev sahibinin verdiği herhalde bir heyecan. Seyirci etkisiyle biraz heyecanlı başladı. İnşallah o heyecanı dengeye alırsa güzel bir maç çıkacak diye umut ediyorum. Evet. 71 kilo müsabakası bu da. İlk müsabakadaki gibi. Hasan Aslan Adana bölgesinden 18 yaş 71 kilo. İyi bir boksör. Antrenörleri zaten Murat Bozan, Güneş Aydın hocalarımızın nezaret altında Muay Thai sporunu icra ediyor. Mavi köşede ise Kerem Bahri Demir Antalya bölgesinde ve seyircisinin önünde maçı gerçekleştiriyor. Biraz evet. Tabii ki maçın heyecanı ve de seyircilerin olmasına binaen biraz daha heyecan seviyesi yüksek. Ama güzel bir maç oluyor. Hasan Aslan biraz daha kontrollü, daha diri görünüyor Kerem Bahri'nin karşısında. Ama tabii ki daha ilk round, o birbirlerini tanıma evresini ilk round olarak görüyorum ben. Boksta da diğer dövüş sporlarında da böyledir. İlk round, evet. Evet, bu arada clinch'te dengesi kayboldu Kerem'in ve sırt üstü düştü. Her iki sporcu da gayet istekli, maçı kazanmak istiyor. Onun heyecanıyla bazen bu arada dirsek denemesi Adanalı sporcudan. Hasan Arslan'dan
Kerem clinch da içeriden tuttuğu zaman biraz daha avantajlı rakibine göre ve tekme avantajı var. Ancak çok dağınık yumruk sallıyor. Evet. İnşallah ters bir darbe almadan bu roundu sürdürür diye düşünüyorum. Biraz daha kontrollü evet. olması lazım. Evet. Evet. Bu arada bir sol kroşe net oturmadı Kerem ama Bahri, böyle evet. iskiple yani clinch pozisyonu. Evet, evet. Bence ilk rounda göre çok efor sarf ediyorlar. Evet. Biraz kontrolsüz. Evet. Kontrolsüz. İkinci, üçüncü rounda kondisyonu etkiler mi acaba? Bakacağız her iki sporcu da. Hep beraber sabırsızlıkla evet. bekliyoruz başkanım. Şu an ikisi de daha dövüşken boksör. Yani aynı stilde dövüşen boksörler aynı rolantide gidiyorlar. Dikkat ediyorsan evet. ikisi de kırışmayı seviyor. İkisi de dövüşü seviyor. Evet. Bu arada Kerem'den bir döner dirsek denedi ama rakibin gardının içerisinde kaldı. Kerem biraz daha dikkatli olması lazım bence. Çünkü gardı açık gidiyor. Hasan bunu değerlendirebilirse eğer ters bir yumruk ya da ters bir tekme alabilir. Evet. Kerem'den bir üst seviye high kick geldi high Kerem'den. Kick. Kerem round'un başında da bir iki kez denedi ama tam Adanalı sporcunun Hasan Aslan'ın gardında kaldı. Şu an henüz o heyecanı attıklarını görmüyorum ben. Şu bence o... ikinci roundda biraz daha evet. ve round evet. bitti. İkinci roundda biraz daha sakin olacaklarını düşünüyorum. Bu roundu puanlamak gerçekten çok zor başkanım. Ben şu anda son 40 saniyeyi mavi köşeye Kerem Bahri'nin evet, bir Kerem Bahri'nin birkaç tane net yumruk ve evet, tekmesi var. Tekmesi var. Son saniyelerde bir üst düzey high kick senin de evet. vurguladığın gibi high kick denemesi yaptı ve de o yerini o bir nebze de olsa oturdu. Oturdu evet. Hasan Arslan da ilk başladığı gibi son round'ın sonlarına doğru götüremedi onu aslında göremedi. Aslında şöyle diyebiliriz. Hasan Arslan'ın dengesini Kerem'in heyecanı biraz bozuyor. Evet. Yani disiplinini bozdu. Bakalım bu round'da Kerem o sakinliğini biraz daha heyecanlı yenerse şu anda seslere bakarsanız Kerem'in evet. muazzam bir tezahüratı var. Tezahüratı bu tezahüratta da bir sporcu evet. geçmişimiz olarak kesinlikle heyecan olmaması kesinlikle. Mümkün değil. Kesinlikle. Evet. Ring atmosferi çok farklı evet. bir şey yani. Evet. Dışarıdan görüldüğü gibi bir durum söz konusu kesinlikle değil. Evet, evet, bu arada orta hakemimiz Muharrem Çelik Antalya il hakemlerimizden ve aynı zamanda uluslararası hakemlerimizden çok başarılı bir hakem. Maçı çok kontrollü bir şekilde yürütüyor. Bu arada Hasan'dan boks kombinasyonu geldi. Ancak Kerem onu clinch ile bozarak tekrar durdu. Oo, bir dönek döner dirsek denemesi. Ama tam yerini bulmadı. Evet. Hedefini bulmadı. Şu an her iki boksör her iki Muay Thai'cı da biraz daha dağınık dövüşüyorlar. Evet. Her an ters bir tekme. Oo, Kerem'den bir orta evet. seviye dairesel tekme geldi. Middle kick. Tam orta seviye. Her iki sporcumuz da biraz daha boksa ağırlık dövüşüyorlar. Evet, çünkü yorulmaya başladılar. Evet, yorulmaya çok efor sarf ettiler. Oo, bu arada bir dirsek geliyor Hasan'dan. İçeriden dirsek geliyor. Şu anda tam Kerem'in yüz ifadesini göremiyorum ama evet kondisyon düşmeye başladı biraz. Evet. Kerem'in evet sayacak. Evet, evet. Doğru bence de tam yerinde Hasan tam dirsekleri yerinde. Yakaladı ve şu anda sayıyoruz. Hasan'ın rahatlığını görebiliyorum. Evet. Göz göze geldik az önce. Tabii ev sahibi olarak Kerem'in kazanmasını isteriz ama sporda centilmenlik hak eden kazansın. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bu arada sizde... Adana'ya da selam gönderiyoruz. Murat hocam burada olamadı. Kendisine selam söylüyoruz. Dün Bitlis'te bir Ali Alkayış'ın organizasyonu vardı. Kendisine evet. tebrik ederiz. Çok güzel bir organizasyon yaptı Bitlis'te. Orada olduğu için katılamadı. Güneş selamlar hocam, olsun. Güneş Aydın hocam şu anda Hasan'ın köşesinde. Buradan da selam gönderiyoruz Adana'ya bizi izleyenlere. Oo, bu arada Hasan... bir dirsek daha geliyor Hasan'dan. Evet. Oo, tekrar bir dirsek daha. Yine sayması gerekebilir. Evet, sayması gerekiyor bence Yok. De. Ama hakemimiz Muharrem... Oo, şu anda zor durumda. Evet. Kerem bir dirsek darbesiyle Kerem'i zor duruma soktu. Sayacak ve sayıyor hakemimiz, orta hakemimiz Muharrem Çelik.
Bakalım Kerem devam edebilecek mi gerçekten? Muharrem hocam bence maçı bitirmesi lazım. Evet, evet. Öyle de oldu. Evet. Evet, jüriden tepki geldi ve başlattılar evet, maçı. Ama her an o sol kroşe gelse sol kroşe çok gelse, zor duruma düşebilir. Şu an hakemin maçı bitirmesi lazım. Evet. Muharrem hocamız da bu konuda tecrübeli hakemlerimizden bir tanesi. Bu arada ama jüriyle göz göze geldi evet. Muharrem hocam. Devam edilmesi kararını aldık ve devam ediyorlar şu anda maça. Tabii burada sporcu sağlığı da çok önemli. Onu hakemlerimiz ve jüri düşünecektir. Evet. Bu arada tam önümüzde her iki sporcu. Evet. Sayması gerekiyor. Evet. Bence de sayması. Evet. Sayıyor. Kural gereği maç otomatik bitmiş olacak. Muharrem hocamız Kerem, tabii ki tecrübeli bir hakemlerimizden. Evet. Uluslararası hakemlerimizden. Evet, ve kazanan arada Hasan Aslan oldu. Evet. Adana oldu. Tebrik ediyoruz Hasan Aslan'ı. Evet. Hak Kerem, edilen bir evet mücadeleydi. Mücadeleyi de kazanan Hasan Arslan oldu. Evet, değerli spor severler, sporcularımıza madalyalarını takdim etmek üzere. Başkanım bu arada teşekkür ederiz katılımlarınız için. Başkanımız Hocam Doktor Sayın Yavuz Uysal Beyefendi'yi, Muay Thai Federasyonu Başkanımız Sayın Hasan Yıldız'ı, MHP Alanya İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Sümbül Beyefendi'yi ringe davet edelim. Evet değerli spor severler, mücadele sona erdi. Resmi olarak sonucu Hakem Kurulu Başkanımız Hamit Durmaz'dan takdim aldım. Sonucu açıklayabiliriz artık. Ve yine sonucu açıklamadan önce organizasyonumuzda sponsor desteği veren Demir Real Estate'ten Sayın Mustafa Demir Beyefendi'ye de teşekkürlerimizi iletelim bir kez daha. Değerli spor severler, Sports TV'den canlı olarak ekranlarınıza getirdiğimiz Alparslan Türkeş Muay Thai galasında rakibini pes ettirmeyi bildi ve mücadeleyi kazandı. Kırmızı köşe Adanalı sporcu Hasan Arslan. Ve sporcularımızın madalya takdim törenine geldi. Şimdi sıra Alanya Ülke Ocakları Başkanımız Doçent Doktor Sayın Yavuz Uysal Beyefendi sporcularımızın madalyalarını takdim ediyor. Önce Adanalı sporcu, kazanan sporcu Hasan takdim aldığı madalyasını. Şimdi yine ev sahibi sporcu Kerem Bahri Demir takdim alıyor madalyasını. Ve her ikisi de çok genç olduğu için kariyerlerinin henüz başındalar. Dolayısıyla daha çok fazla zamanları var diye düşünüyorum. Şimdi plaket takdimimiz gerçekleşecek. Ve değerli Yavuz Uysal, Doçent Doktor Yavuz Uysal, Muay Thai Federasyonu Başkanımız Hasan Uysal'a, tam tersi olacaktı, o da olur, çok problem değil, bir plaket takdimi gerçekleşiyor. Evet, Muay Thai Federasyonu Başkanımız Hasan Yıldız tarafından takdim edildi plaketimiz Doçent Doktor Yavuz Uysal'a. Yine Hasan Başkanımız, Muay Thai Federasyonu Başkanımız Hasan Yıldız takdim ediyor. MHP İlçe Başkanı Sayın Mustafa Sümbül'e plaketini, geceye katkılarından dolayı hem Doçent Doktor Yavuz Uysal hem de MHP İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Sümbül'e bizler de teşekkürlerimizi iletelim. Alkışlarla uğurluyoruz. Fotoğraf merasiminden sonra değerli protokolümüzü. Evet, Hasan ikinci maçı da kazanmış oldu. Sporcularımızı da tebrik ediyor ve alkışlarla uğurluyoruz. Evet değerli spor severler, Alanya'dayız. Burası Şelale Meydanı ama Alanya bu akşam biraz sessiz sanırım.
O yüzden bir kez daha sormak istiyorum. Çünkü ringe çarpışmak için çıkan her sporcu alkış, ıslık ve çığlıkla besleniyor. Soralım bakalım. Alanya, buradaysan ses ver! Evet, Alanya buradaysa o zaman ringte heyecan fırtınası devam etsin. Sıra geldi üçüncü karşılaşmamıza. Hız kesmeden önce kırmızı köşeden gelsin sporcumuz. Ordulu sporcu geliyor kırmızı köşeden önce ringe. Ömer Yargı! Tanıma zamanı. O da mavi köşeden geliyor. Ev sahibi Antalyalı sporcu Ferhat Özmen. Severler Alparslan Türkeş Muay Thai gecesinde sıra geldi. Üçüncü karşılaşmanın ilk sporcusunu tanıtmaya. Önce kırmızı köşede 57 kilogram ağırlığında, 22 yaşında, 1.72 boyunda Ordu'dan geliyor sporcumuz. Antrenörlüğünü Aydın Çelik yapıyor. Profesyonelde ilk karşılaşmasına çıkıyor bu akşam Alanya'da. Ömer Yargı! Ve rakibi mavi köşede ev sahibi Antalyalı sporcu. 57 kilogram ağırlığında, 19 yaşında, 1.76 boyunda. Profesyonel kariyerinde 5 maç yaptı. 5'ini kazandı. İkisinde knockout etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Asil Fight Club'tan Mehmet Köktaş yapıyor. Ferhat Özmen! Ladies and gentlemen, ring referee. Değerli spor severler, ringin hakimiyeti bu akşam onda. Siham Sogar Özçiçek. Gecenin üçüncü maçı, 57 kilo maçı. Ömer Yargı Ordu'dan katılıyor. Antrenörü Aydın Çelik ve Ferhat Özmen Antalya'dan katılıyor. Aynı zamanda benim sporcum Ferhat. Bu arada bu geceyi yorumlayacağımız çok değerli bir isim var. Türkiye'nin çok yakından tanıdığı Muay Thai Federasyonu denince direkt akla gelen en değerli isimlerden Muay Thai Federasyonu Genel Sekreterimiz Sayın Korkmaz Atalay Başkanım burada. Sayın Başkanım, gecemize hoş geldin, Alanya'mıza hoş geldin. Bir ev sahibi olarak sizi burada görmekten onur duyuyoruz. Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Öncelikle anlamlı bir gece. Merhum başkanımız Alparslan Türkeş anısına yapılan bu müsabaka hakikaten muhteşem. Bu arada anlamlı geceye daha da anlamlandıran buranın belediye başkanımız
MHP ilçe başkanımız, ilçe ülke ocakları başkanımız, hepsini ülke ocaklarından doçent doktor Yavuz Uysal, belediye başkanımız Adem Murat Yüce. Bunlar hakikaten emekleri yansınamaz. Geçen yıl da aynı şekilde belediye başkanımız süperliğimize destek oldu. Bu vesileyle bunu taşlandıran bir noktaya getirdiler. Tabii bunun altyapısını hazırlayan Esin Hoca burada, Alanya'lı biliyorsunuz. Ömer Işık yardımcım, genel sekreter yardımcısı Ömer Işık. Ve en önemlisi sizi de biliyorum Mehmet Göktaş Hocam. Sizlerin de bu kombinasyonu oluşturarak da bu geceye renk katmanız hakikaten muhteşem bir organizasyon. Büyük devlet adamlarımızı bu isimlerle yaşatmak ana gayemiz olmalıdır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim başkanım. Geceye renk kattınız ve birinci round başladı. Sevgili seyirciler, bu arada her iki sporcu çok hızlı başladı. Bu arada... Birinci round çok hızlı başladı başkanım. Bu arada Ferhat bu sene B klasta Türkiye şampiyonu olup A klasta da final oynamayı başardı. Ömer evet. Yargı da yine ilk dörde her zaman kendini yer etmiş bir sporcu. Denk bir maç oldu bence başkanım. İnşallah. Bu arada bir düşük seviye tekme low kick geliyor Ferhat'tan. Evet, bu kiloların maçları çok hızlı oluyor başkanım. Özellikle 57, 51, 48, evet. 60 kiloya kadar olan maçları puanlamak da hakemlerimiz için çok zor. Çok hızlı kombinasyonlar yapabiliyorlar. Şimdi Antalya bu Muay Thai'da hakikaten çığır açtı Mehmet Hocam. Burada en önemli noktalardan her yerde söyleriz. Türkiye şampiyonlarına katılımlarda 1000 kişi katılım varsa çok büyük bir kısmını Antalya'da sporcuların oluşturması, bunun da baş mimarı senin olman bizleri gururlandırıyor. Bu yüzden hakikaten son 3 senenin lider ili nüfus oranlamasına da geçtik. Artık onu, oranlamanın dışında kalan bir hareketlenme var ve biliyoruz ki Antalya il temsilciliğini de çok güzel yapmanın yanı sıra antrenörlüğü de, bir takım antrenörlüğü de bunu taçlandırmak bizlere onur veriyor, gurur veriyor. Teşekkür ederim Vatan Sayın. Vatan bayrak mesele, bu hassasiyetini de biliyoruz bu konuda. Çok güzel bir izleyişle seni izliyoruz. Bu konuda sana teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim başkanım. Siz büyüklerimizin peşinden, izinden gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiği teşekkür kadar. Ederim. Antalya'da da bu arada teşekkür ederiz Antalya'ya böyle övgüler yaptığınız için. Bunu yok övgüden ziyade gerçekleri konuşuyoruz. Senin milli projelere vermiş olduğun desteği de biliyoruz. Bu konuda hakikaten bir övgü değil gerçek. Gerçekleri övmek de övülecekse övmek zorundayız. Yüreklendirmek ve cesaretlendirmek zorundayız. Bu arada Fatih Kanulu da abimiz de bu maçın olacağında bir mesaj noktası bana attı. Biliyorsunuz Fatih Kanulu da Milli Kültür Kurulu Başkanımız. Kayseri bölgesinden evet, abimiz. Çok güzel çalışmaları var bu evet, alanda. Bir milli gençlik hassasiyet denildiği zaman Fatih Kanulu Muay Thai Federasyonu'nda ayrı bir yere sahip. Kendisi de bizleri her konuda yüreklendiren, cesaretlendiren, milli konularda hassasiyetli olan bir abimiz. Benim de kendisini çok sevdiğim, saydığım bir abim. Önemli olan da şey, eleştirileri de yapıcı bir şekilde eleştirileri de bizlere yapıp doğru yolda, doğru şekilde gitmemizi sağlayan abilerimizden bir tanesi. Hatta bir tane maçta Suriye'de kendisi görevlere gidiyor. Linklerdeki şu halat ipinin oradan görüp korkmaz o halatın ipi iyi gözükmüyor deyip beni güldüren anında. Bir o kadar da titiz. Evet, bir o kadar titiz. Kendisinin de burada selamı var. Bu arada bu selamı iletmek için de araya girmek zorunda kaldım. Aslında şöyle de diyebiliriz başkanım. Muay Thai Federasyonu her anlamda düşünen çok değerli bir abimiz olduğu için. Evet. Kendisine de buradan biz de selam gönderiyoruz. Bu arada birinci round bitti. Bence bu roundda Ferhat puanlamada, net vuruşlarda bir tık daha üstün gördüm başkanım. Evet, biz Ferhat biraz daha Muay Thai yapıyor. Ben de izliyorum şu anda. Muay Thai'da biraz daha şeyde, ön planda. Evet.
Ömer Yargı atmosferden dolayı herhalde, hava değişiminden de olabilir. İlk round'un heyecanı da olabilir. Biraz adapte olamadı ama bu round'da, ikinci round'da inşallah daha net görmek istiyoruz. Bu arada bir teşekkür etmek istiyorum Ömer Yargı'nın hocası Aydın Çelik hocama. Ordu'dan katıldı ve 2-3 gündür de burada organizasyonun yapılmasında Esin hocama da çok yardımcı oldu. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ordu'ya da buradan selam gönderiyoruz. Eyvallah Ordu. Ev sahibi olarak. Selam olsun inşallah. Evet sevgili seyirciler, gecenin 3. maçı, 2. rounda başladık. 3. rounda bakalım bizi nasıl bir sürpriz bekliyor. Bu arada Ferhat üst seviye tekmeyle, arka arkaya üst seviye tekmeyle başladı kombinasyonlara. Ve o tekmelere devam ediyor. Bu arada Ömer Yargı'nın kaburgasına gelen tekme onu nefesini kesti, maçı bıraktı. Muhtemelen kafa salladı hocasına, devam edemeyeceğini söyledi. Ama bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Şu anda gardı düşmüş durumda. Umarım sağlıksal bir sorun yoktur ama maça devam ediyor. Ferhat 4 yıldır yanımda olan bir sporcu. Çok gelecek vaat ediyor. Henüz yaşı 19. Ve 4-5 yıldır da güzel çıkış yaptı. Son 2 yıldır özellikle güzel çıkışlar yaptı. Bu arada sayması lazım hocamın. Siyem hocam aynı zamanda Antalya'lı hakemlerimizden ve sayıyor Ömer Yargı'ya. O kaburgasını almış olduğu darbe. Orada zaten bir deformasyon da olmuş. Evet. Evet, bu arada Ömer canın yanmasından mı biraz böyle rolantaya yaptı maçı. Ferhat da bunu fırsat biliyor. Maçı çevirmeye çalışıyor kendisine. Bir an önce sonuca gitmeye çalışıyor. Ama kontrollü, belki de bu taktik de olabilir başkanım. Taktik de olabilir. Çünkü ama bu arada değil, bir aynı yere tekme geldi. Tekrar ve şu anda Ömer zor durumda. Bakalım devam edebilecek mi? Aslında zorluyor kendini, dövüşmek istiyor ama oradan o darbenin etkisi hakikaten biz de gördük. Evet, sert darbe, ses kulaklarımıza kadar geldi ve maç bitiyor. Ömer devam edildi. Sert bir darbe ve maç bitti. Kazanan Ferhat Özmen oldu, Antalya oldu. Kazanan kardeşlik oldu diyelim. Evet, sporda centilmenlik her zaman, kazanan kaybeden yok. Gelişimi açık içeriye, ülkemize inşallah hizmet edecek iki cengaver birbirini geliştirmeye gelmiş. İnşallah. Kazanan Türkiye oldu diyelim başkanım. Aynen. Ülke Ocakları İl Başkan Yardımcımız Sayın Harun Köktürk ve yine Ülke Ocakları Antalya İl Başkanı Sayın Ferhat Aksoy Beyefendi'yi ringe davet edelim. Evet değerli spor severler, Alanya'dayız. Alanya Ülke Ocakları katkılarıyla hazırlanan Alparslan Türkeş Muay Thai Galası'nda 3. maçta deyim yerindeyse şimşekler çaktı, fırtınalar esti. Rakibini 2. roundda pes ettirmeyi başararak mücadeleyi kazandı. Ev sahibi sporcu, Antalyalı sporcu Ferhat Özmen. Ve Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hasan Urlu aramızda. Hasan hocamdan rica edeceğiz, sporcularımızın madalyalarını takacak. Evet, Ferhat da hemen yanımıza alalım. Önce Ordulu sporcu takdim aldı ve şimdi kazanan sporcu Ferhat takdim alıyor madalyasını. Ve değerli katkılarından dolayı İki tane plaketimiz var. Hasan hocam, sizlerden plaketleri takdim etmenizi rica edeceğiz.
Ferhat Aksoy Beyefendi adına Sayın Harun Köktürk Beyefendi takdim alacak plaketleri. Ülke Ocakları İl Başkan Yardımcımız Sayın Harun Köktürk, Sayın Hasan Urlu hocamızdan takdim alıyor plaketini. Bir diğer plaket de yine... Evet. Bir diğer plaketi de sizin Hasan Hoca'ya takdim etmenizi ben rica edeceğim. Evet. Sayın Ferhat Aksoy adına Sayın Harun Köktürk düzeltelim. Plaketi takdim alıyor Hasan Uysal'dan. Bir diğer plaketimiz daha var. Evet. Geceyi ölümsüzleştiren fotoğraf karesine girdi Hasan Urlu. Değerli spor severler, ev sahibi sporcu Ferhat Özmen kazanmayı bildi. Ve bu akşam rahat bir uyku çekebilir. Henüz yolun başında olan ve gelecek vaat eden iki sporcuya da büyük bir alkış alabilir miyiz? Alanya! Alkışlarla uğurluyoruz sporcularımızı. Değerli spor severler, Sports TV'de canlı olarak ekranlarınıza getirdiğimiz Alparslan Türkeş Muay Thai gecesinde şimdi sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Reklamlardan hemen sonra müthiş maçlarla tekrar burada ringde olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.
Değerli spor severler, Alanya'dayız. Alparslan Türkeş anısına gerçekleştirdiğimiz Muay Thai galasında. Şimdi sıra geldi gecenin dördüncü karşılaşmasına. Önce kırmızı köşeden Tekirdağlı sporcu geliyor ringe. Bünyamin Coşkun. Duyamıyorum Alanya. Türk sporcumuz her ikisi de. Gibi geliyor mavi köşeden Vanlı sporcu İstanbul'dan geliyor Kubilay Tarhan. Menem menem Türk, önüme gelen hürk, danışam indiler her gün hilal. Merciye kadakalarım, doğrana dilim eli ile. Menem burada sahibi mülketim, Türk'tü kanım. Yeryüzünde kul menem, düşmanıma vur menem. Nesimi kemanından bıraktığı ötüyü menem. Gözlerim çalkala gibi sanaram, bura toz toz duman menem. Vermerem aman menem bir bak heybete. Tananara gayrete. Bağlayam zalete. Kimi doğranamaya cesarete. Düşeme gel zarete mübarizem. Evet değerli spor severler, Alparslan Türkeş Muay Thai gecesinde. Şimdi nefeslerinizi tutup izleyeceğiniz, hop oturup hop kalkacağınız 3 dakikadan 3 roundluk maç başlıyor. Öncesinde kırmızı köşede 71 kilogram ağırlığında, 23 yaşında, 1.74 boyunda, profesyonel kariyerindeki ilk karşılaşmasına bu akşam çıkıyor. Antrenörlüğünü usta antrenörlerden Ahmet Yokuş yapıyor. Yokuş Fight Club'dan Tekirdağlı sporcu Bünyamin Coşkun. Ve rakibi mavi köşede 71 kilogram ağırlığında, 22 yaşında, 1.80 boyunda, profesyonel kariyerinde 8 maç yaptı. 8'ini de kazandı ve bir kez nakavt etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Sinan Ağlar yapıyor. Bugün köşesinde Deniz İlik ve Burhan Çelik hocamız var. Vanlı sporcu İstanbul'dan geliyor Kubilay Tarhan. Müsabakanın ring hakemi Sayın Engin Türk. Thank you.
Evet sevgili seyirciler, gecenin dördüncü maçında Bünyamin Coşkun ve Kubilay Tarhan maçındayız ve maç başladı. Muay Thai Federasyonu yönetim kurulu üyelerimizden, aynı zamanda da benim hocam Sayın Hasan Uğurlu hocam yanımda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Alanya'dan tüm seyircilerimize selamlar. Anlamı büyük olan bir gece. Bu geceye emekleriyle belediye başkanımız, Alanya ilçe başkanımız MHP, ülke ocakları başkanımız ve oğullarıyla federasyon başkanımız, tüm kolluk kuvvetleri, sağlık kuruluşu, antrenör ve hakemlerimize başarılar diliyorum, tebrik ediyorum, şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Geceye de tecrübenizle renk kattınız. Ayaklarınıza sağlık. Bu arada dördüncü maç, çok tecrübeli iki isim birbirine üstünlük kurmaya çalışıyor. Kubilay Tarhan ve Bünyamin Coşkun. Evet. Her ikisi de Türkiye'de kendini kanıtlamış bu kilonun sert sporcuları ve tecrübeli sporcuları. Bakalım kazanan kim olacak? Daha önce Kubilay'ı birçok kez izledim. Evet, Kubilay çok gerçekten sert bir sporcu. Tecrübeli bir sporcu. Bünyamin de boş değil, sürpriz çıkabilen, her an sürpriz çıkabilen. Oo, bu arada güzel bir high kick geliyor. Çok güzel, hemen karşılık. Evet, klinci aldı Bünyamin. Evet, Kubilay bende bir şey yok dercesi adeta bakarak güldü rakibine. Sporcular biraz hareketli başladılar. İki sporcu ama yine birbirlerini deniyorlar. Evet hocam, bu arada haftaya Manisa'da 1. Ayak Süper Lig başlayacak. Süper Lig koordinatörümüz Sayın Hakan Şahade de dün buradaydı ailesiyle. Eşinin rahatsızlığından dolayı Adana'ya dönmek zorunda kaldı. Buradan kendisine de selam gönderiyoruz. Ayaklarına sağlık diyoruz. Bu geceye bildirelim. Evet, bu arada karşılıklı clinch ve knee strike'lar, dizler. Evet, Kubilay clinch'te biraz daha üstünlüğünü kurmaya çalışıyor sanki. Hocam karşılıklı çok güzel clinch almalar. Her iki sporcunun antrenörleri de tecrübeli arkadaşlarımız. Milli takım antrenörleri. Oo, çok güzel bir switch high kick. Ahmet Yokuş hocam da Tekirdağ'da çok tecrübeli sporcular, çok güzel dünyaya mal olmuş sporcular yetiştirdi. Evet. Kendisine teşekkür ederiz. Aynı zamanda Burhan hocamız da aynı Kubilay şekilde. Tarhan hocam da, Sinan Ağlar hocamın çok emeği var üstüne. Buradan Van'a da çok selam gönderiyoruz Sinan hocama. Emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Şu anda beraber çalışıyorlar mı bilmiyorum ama son durumunu, son aklımda kalan öyleydi. Evet. Bünyamin'in köşesinde Ahmet Yokuş hocam. O da Türkiye'de milli takımın değerli isimlerinden. Kubilay'ın köşesinde de Burhan Çelik hocam var. Aynı zamanda Gaziantep bölgesinde Muay Thai'de çok güzel işler başardı. Kendisine emeğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz ve Gaziantep'e de buradan selam gönderiyoruz hocam. Evet, bütün yurdumuzun dört bir köşesinde Muay Thai antrenörlerimiz bütün emekleriyle milli takıma çok sporcular kazandırıyorlar. Zaten son yıllarda Muay Thai dünyada parlayan bir yıldız ve trendi çok yüksek olan bir spor. Türk insanından mizacına uygun 7'den 70'e herkesin yapabileceği bay bayan. Çok güzel, bütün bedeni çalıştıran, ruhen bedenen de rahatlık veren çok güzel bir sistem. 2000 yıllık geçmişi olan bir askeri disiplin. Bu arada her iki sporcu birbirine teknik üstünlük kurmaya çalışıyor hocam. Kubilay'dan bir döner tekme geldi. Bünyamin'den de bir üst seviye high kick. Aynı zamanda Bünyamin ters kart dövüşüyor. Evet. Evet. Bir iç low kick ve peşine high kick denemesi. Ve çok rahat her iki sporcu. Kubilay patlayıcı gücü çok
kuvvetli olan bir sporcu. Her an böyle pat diye üst seviye tekme çıkabiliyor. Her an bir anlık patlayıcı güçte bir tekme çıkabiliyor. Doğru. Onlardan bir tanesini deniyor hocam. Bir sağ bir sol. Daha birbirlerini açamadılar. Evet. Çünkü hata yapan bedelini öder. O yüzden kesinlikle hocam. Muay Thai biraz tabii mukavemet spor olduğu için doğal silahlar biraz da evet bu arada güzel bir baldıra low kick Kubilay'dan. Bakın birbirlerine hani giremiyorlar, aşmaya çalışıyorlar. İkisi de tecrübeli yani, her an tabii, hata da yapmak istemiyorlar açıkçası. Evet hocam. Aynen. Evet, oo, çok güzel bir sağ kroşe. Çoğu blokta kaldı. Ben aynı zamanda bu platformların oluşmasında özellikle yine gizli kahraman dediğim sponsorlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların vermiş olduğu desteklerle birçok gencimiz uluslararası platformlarda ufku açılıyor. Dereceleriyle ülkemize değer katıyor, sevinç katıyor. O yüzden City Reklam mutlu ve evet, diğer sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Başta tabii Alanya Ülke Ocakları Vakfı çok emekleri var bu organizasyonun yapılmasında, hem sahada hem maddi manevi. O yüzden sağ olsunlar, başta Yavuz Uysal Başkanım olmak üzere Alanya Belediyesi'ne, Adon Murat Yücel Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Bu arada bugün Alanya'da başlayan evet, yangında bir an önce kontrol altına alınır inşallah. Yüreğimizin bir anda burukluğu da Alanya'da çıkan yangın inşallah bir an önce kontrol altına alınır diye umut ediyoruz. İnşallah tabii, ciğerlerimiz yanıyor evet, bunları duydukça. Bu arada round'un sonuna geldik. Bence puanlama olarak hakemlerin şu anda çok zorlanacağı evet, çok zorlanacağı bir karar olacak Mehmet hocam. Denk vuruşlar var. Sanki Kubilay'ın bir tık daha hocam böyle ilk yarıda, round'un ilk yarısında bir tık daha atakları daha fazlaydı. Ama Bünyamin vallahi round'un sonuna doğru evet, dengeledi round'u. Dengeledi. Ortada bir maç diyorum ilk round için. O yüzden hakemler bayağı bir zorlanacaklar. Gerçekten iki sporcu elinden geleni yaptı ama tabii çok istediğimiz de bir performans yok. Neden yok? Aslında çok teknik, çok güzel sporcular ama iki denk sporcu birbirine düştüğü zaman açık vermemek için tabii kapalı dövüşüyorlar şu anda. Birisi bir zafiyet verse hemen olay değişecek. Çünkü sert vuruşlar. Bakın clinch'te evet. Oo. Güzel bir middle kick. Karşı switch middle kick geldi. Evet. Bu arada çok selam var. Yetişebildiğimiz selamlarını ileteceğim. Antalya'dan Gürkan Küçük hocam, tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Gürkan hocama da selam gönderiyoruz buradan. Gürkan'ımıza da başarılar. O da başka bir organizasyonda dövüşecek. Ona da başarılar diliyoruz. O da Antalya Muay Thai'sına, Muay Thai sistemine katkıları olan hocalarımızdan. Evet. Kesinlikle hocam. Bu arada Ali Alkayış'tan bir selam var. Esin hocam ve Ömer Işık hocamı tebrik ediyorum. Çok güzel görünüyor. Çok güzel bir organizasyon. Kazası belası bitmesi dileğiyle demiş. Oo, çok güzel yine bir middle bu arada kick. Kubilay'dan yine sert bir middle kick geldi ama Bünyamin de hemen etkiye tepki karşılık veriyor hocam. Her iki sporcu da gerçekten i̇şte çok rahat çok ve çok denk bir maç olmuş. Gecenin bence en denk maçlarından bir tanesi. Çok güzel yine blokta evet, kalan switch high kick dediğimiz guard bacağıyla vurulan. Evet bakın açamıyorlar yani. Evet, her an bozabiliyor. O tecrübeye sahipler. Evet. Evet. Ve bence birbirini de çok iyi izlemişler hocam. Evet, maçın bakın, kalitesinden belli oluyor. Kesinlikle. Çak!
Sevgili seyirciler, Muay Thai diğer branşlara göre çok sert bir branş. Diz, dirsek, tekme, boyun güreşi ve ayaktaki en çok mücadele içine alan ve bütün branşlarla mücadele edebilen bir yapısı olan bir branş. O yüzden ciddi kondisyon ve çalışma gerektiriyor. Sporcularımız bu geceye çıkabilmek dövüş, için de çok çalışmıyor. Evet. Oo, güzel bir high kick yine. Yani birçok spor tabii, her spor kendinde güzel. Kimisi hıza, kimisi tekniğe dayalı. Tabii teknik her sistemde var ama Muay Thai özellikle mukavemete dayalı bir sistem. Yani iki round boyunca çok üstün olabilirsin ama son round randımandan düştün mü, gerilemeye başladın mı karşı taraf maçı alabiliyor. Her an zor durmada düşebiliyor hocam. Bir artı bir dirsek, evet, çok bir diz darbesi her an maçın seyrini değiştirebiliyor. Tabii. Oo, evet, güzel, güzel bir low kick. Her iki sporcu da ben iyiyim, bir şey yok edasıyla. Evet. Bence hocam bu round'u puanlaması da çok zor. Çünkü bana bir net bir taraf vuruyor, bir net diğer taraf ve round bitti. Dediğim gibi aynen hakemler çok zorlanacağı bir karar olacak. Hep beraber bakacağız. Tabii buradan şu ya da bu diyemiyoruz. Karşılıklı sporcular. Alanya Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Tunahan Kasapoğlu'nu ringe davet edelim. Den maç başlarken söylemiştim, nefeslerinizi tutun. Bu merakla beklenen maçlardan bir tanesiydi ve izleyin dedim. Şimdi Hakem Kurulu Başkanı Sayın Hamit Durmaz'dan aldım sonucu ve artık sonuç benim elimde. Beni bilirsiniz, sonucu önce siz görürsünüz. Şimdi resmi olarak sonucu açıklama zamanı. Değerli Alanyalılar, Sports TV'de canlı olarak ekranlarınıza getirdiğimiz Alparslan Türkeş Muay Thai gecesinde gecenin dördüncü karşılaşmasını izlediniz. Müthiş geçen 3 round'un ardından tüm hakemlerimizin puanlamasıyla mücadeleyi kazanmayı bildi. Mavi Köşe Kubilay Tarhan. Ve ilk madalyamız takdim edilecek Antalya Ülke Ocakları İl Yöneticisi Sayın Abdülhadi Yüksel Beyefendi takdim etti. Tekirdağlı sporcu Bünyamin Coşkun'a madalyasını ve ikinci madalya Alanya Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Tunahan Kasapoğlu tarafından takdim edildi. Şimdi değerli sporseverler, Antalya Ülke Ocakları İl Yöneticisi Sayın Abdülhadi Yüksel Beyefendi, değerli belediye başkanımız Adem Murat Yücel adına bir plaket takdiminde bulunuyor. Değerli belediye başkan yardımcımız Sayın Tunahan Kasapoğlu beyefendiye. Az önce söylediğim gibi gerçekten müthiş bir maç izletti. Her iki sporcu da şu anda yanımda. Alkışlar her iki sporcumuz için de olsun. Henüz ilk maçına, ilk profesyonel maçına müthiş hazırlamış Ahmet Yokuş ve değerli antrenör eşi. Dolayısıyla spor kariyerinde başarılar diliyoruz. Artık 9 maç yaptı Kubilay ve 9'unu da kazandı. Yoluna namalup devam ediyor. Alkışlarla uğurluyoruz. Bir sonraki karşılaşmamıza geçiyoruz artık. Tebrik ediyoruz ve Tekirdağ'a buradan selam söylüyoruz. Emeğine sağlık Ahmet Yokuş hocam diyorum. Evet.
Evet, değerli sporseverler, Spor TV'den canlı olarak ekranlarınıza getirdiğimiz Alparslan Türkeş Muay Thai gecesinde bendeniz Tarık Sayın. Bu güzel maçların yorumlamasında Mehmet Köktaş bizlerle birlikte. Vakit kaybetmeden 5. karşılaşmamıza geçiyoruz artık. Önce kırmızı köşeden geliyor yine Tekirdağlı sporcu Ekrem Yardımcı. Ekrem Yardımcı. Ve şimdi rakibi geliyor mavi köşeden, ona kara yılan diyorlar, Black Snake. Bitlisli sporcu geliyor şimdi, Muhammed Karayılan. Değerli spor severler, müthiş bir maçla yine sizlerle birlikteyiz. Ve şimdi önce kırmızı köşede 67 kilogram ağırlığında, 18 yaşında, 1.81 boyunda, profesyonel kariyerindeki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Yine Yokuş Fight Akademi'den antrenörlüğünü Ahmet Yokuş yapıyor. Tekirdağ'dan geliyor sporcumuz Ekrem Yardımcı. Ve rakibi mavi köşede 67 kilogram ağırlığında, 21 yaşında, 1.78 boyunda, profesyonel kariyerinde 5 maç yaptı ve tamamını kazandı. Antrenörlüğünü efsane isimlerden Ömer Uğur Gazgan yapıyor. Bitlisli sporcu The Black Snake, Muhammed Karayılan. Müsabakanın ring hakemi Sayın Mustafa Taşkanal. Karşında ise bitkisten Muhammed Karayılan var. Muhammed de çok tecrübeli, birçok kez final görmüş, Türkiye şampiyonu olmuş. Gençlerde ve büyüklerde gelecek vadeden bir sporcu. Ekrem'in hocası Ahmet Yokuş Hocam, biraz önce bahsetmiştim Ahmet Hocam'dan. Muhammed Karayılan'ın hocası da Ömer Uğur Hocam, federasyonumuzun genel koordinatörü, birçok emeği olan bir hocamız. Emeğinden dolayı teşekkür ederiz. Güzel bir maç olacağını umut ediyoruz. Bu arada Kayseri'ye bir selam göndermek istiyorum Göksel Cingöz Hocam'a. Federasyonumuzun sportif direktörü, aynı zamanda birçok A-Klas'ta sporcu yetiştirmiş, ilk dünya şampiyonu, ilk dünya finalisti çıkartan bir isim. Kendisine de buradan gecenin ismine yakışan bir selam gönderiyoruz. Selam olsun hocam. Bu arada sevgili seyirciler, çok değerli bir isim var. Bu gecenin yapımında en büyük emeği geçen, bu gecenin isminin alınmasını sağlayan rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş Muay Thai gecesinin en büyük emektarı, Alanya Ülke Ocakları Başkanımız Sayın
Doktor, Doçent Doktor Yavuz Uysal Başkanım yanımda. Başkanım hoş geldiniz. Emeklerinizden dolayı teşekkür ederiz. Muhteşem bir ambiyans var Alanya'da. Bu emeklerinizi ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sizler buralara kadar geldiniz ve bugün Alanya'da gerçekten mükemmel bir gece yaşıyoruz. Sizlerin sayesinde, katkılarıyla. Dolayısıyla buradan selamla gönderelim. Bugün hakikaten Alanya Ülke Ocakları olarak biz mümkün olduğunca gençlerimizi spora yöneltmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına güzel bir etkinlik organize ettik. Burada tabii emeği geçen, başta tabii belediye başkanımız Adem Murat Yücel Bey olmak üzere başta. Bütün paydaşlarımıza tabii ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben. Sizler de burada hakikaten renk kattınız. Şehrimize bütün güzelliğiyle Alanya'nın meydanında çok güzel bir etkinlik ve organizasyon oluyor hakikaten. Sporcularımız da çok keyifli, izleyenler de bence çok keyifli. Ve bugün burada merhum başbuğum Alparslan Türkeş'in adının anılması, gençlere bu ismin defaatle zikredilmesi ve bütün kötü alışkanlıklardan uzak durup spora yöneltmek adına böyle bir etkinliğe başvuralım dedik. Bence her şey yolunda gidiyor. Gayet de keyifli izliyoruz. Kesinlikle başkanım. Ben burada daha önce bu meydanda, Şelali Meydanı'nda, İskele Şelali Meydanı'nda birçok maça katıldım, sporcuya getirdim ama bu gece ayrı bir ambiyans var. Gecenin ismine yakışır bir gece olmuş. Emeklerinize sağlık. Bütün Alanya İlk Ocakları yönetimine, başta siz olmak üzere hepsine teşekkür ederim. Tabii ki Alanya Belediye'mize, Esin Aslan Hocama, Ömer Işık Hocama ve perde arkasında ismi geçmeyen birçok kahramana da teşekkür ederiz. Evet, Esin Hocayı ben de es geçmeden hemen buradan söyleyeyim. Esin Hocam bizim için çok kıymetlimiz. İlk Ocaklarımızın yapmış olduğu bütün faaliyetlerimizde sağ olsun en başta katılan ekibiyle beraber, bizimle beraber hareket eden bir yapıda. Onun yanında Ömer Hocam'la yeni tanıştık ama gerçekten çok samimi, içten. O samimiyetle birlikte güzel işler ortaya çıkıyor. Biz de mümkün olduğunca onların kontrolünde, çünkü işi eline bırakmak lazım. Bu işler hakikaten hem federasyon sekreterimizin hem başkanımızın, onların desteği olmasaydı olmazdı. Tabii sizlerin burada olması, onların desteği ve devamında da güzel bir organizasyon oluyor. Ben tekrardan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzleyenlere de keyifli maçlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Bu arada daha önce hiç Muay Thai'yi bu kadar yakından izlemiş miydiniz profesyonel anlamda? Birkaç defa. Muay Thai değil ama kickbox maçlarını daha çok izlemiştim. Biraz daha farklı ritüelleri falan ilgimi çekti açıkçası. Bu maç başlamadan evvel yapılan kickbox'ta böyle bir şey görmemiştim daha. Ben seyircilerime de konu açılmışken kısa bir dipnotu vermek istiyorum. Kickbox'tan ayıran özellik Muay Thai'yi en çok daha sert olması, dirsek vuruşlarının olması ve boyun güreşi, yani boyunu tutarak peş peşe diz vurulan bir branş ve ayak tutuşları belli bir saniye kadar yapılabiliyor. Biraz daha diğer branşlardan daha sert bir spor başkanım. Evet, bunu da seyircilerimize hatırlatmak istedim. Bu arada ilk round her iki sporcu birbirini tanıma aşamasında çok net vuruşlar olmamak kaydıyla ara ara net vuruşlar oldu her iki sporcudan. Ama ortada geçen bir round oldu ama Muhammed Karayılan'ın performansı bir tık daha önde diye düşünüyorum ama bunu tabii hakemlerimiz değerlendirecek. Sayın Başkanım, ikinci rauntta sabırsızlıkla bekliyorum. Biraz daha tecrübeli sanki. 5 maç yapmıştı herhalde daha öncesinde. Diğer sporcumuz daha yeni. İlk maçı diye bildim ama ona rağmen çok bence güzel dövüşüyor. Bence onun için de güzel bir deneyim oluyor. Tecrübeli bir rakiple bu mücadeleyi verirken. Ekrem Yardımcı daha önce, yani bu sene Türkiye Şampiyonası'nda A-Class'ta Türkiye Şampiyonu oldu. Profesyonelde ilk maçı olabilir ama Ekrem de amatörde tecrübeli bir isim. Tabii profesyonel maç amatörden çıkan birisi için ilk maçta illaki biraz böyle dağınık dövüşme olabiliyor. Ama çok gelecek vadeden bir sporcu olduğunu düşünüyorum Ekrem Yardımcı'nın. Muhammed biraz daha Ekrem'e göre daha tecrübeli. Tabii spor geçmişi biraz daha uzun. Ama her iki sporcu da gerçekten gelecek vadeden ülkemize, Türk bayrağına hizmet edebilecek iki sporcu. İkisini de tebrik ediyoruz. Bu arada Bitlis Tatlan'a da selam gönderiyoruz buradan. Evet, Bitlis'ten geliyor sporcumuz. Ben gördüm, gerçekten Alanya gibi güzel bir ilçe. Bitlis'i ve Ahlat'ı çok gördüm. Evet. Maneviyet dolu iki Van'ın ilçesi. Tarih, buradan da selam her gönderiyoruz. Iki ilçemiz, evet. Aynen. Ahlat başkadır yeri. Bitlis'in. Yine Alanya'da aynı şekilde Selçuklu'ya başkent yapmıştık bir şehir. O yüzden her iki şehrin de tarihi kökleri unutulmasın. Kesinlikle.
Evet, Ekrem clinch'te biraz daha bu round üstün başladı clinch vuruşlarında ama gerçekten bu round'u puanlamak zor. Bakalım round'u 3. round'a taşıyabilecekler mi? Dirsekleri de çıkışmaya başladı. Bu round biraz daha net. Sporcular heyecanını atmış durumda. Biraz daha net vuruşlar var. Ama yorgunluk belirtileri Belirtileri var. Bu arada ortak evimiz Mustafa Taşkanal maçı çok kontrollü yönetiyor. Yakinen takip ediyor. Çok tecrübeli bir isim ortak evimizde. Kayseri'den geliyor. Muazzam bir döner dirsek bence sayması lazım. Kroki durumda, yarı kroki durumda ama toparladı. Tecrübesiyle toparladı Muhammed ama çok ters geldi. Aynısını kendisi yapmaya çalışıyor. Evet, şu anda kombinasyonlar geliyor. Ekrem'den her an sayabilir mi diyeceğim. Muhammed Karayılan başkanım çok tecrübesiyle onu rakibine belli etmeden devam etti. Çok toparladı kendisini ama ters bir vuruş her an maçın seyrini değiştirebilir. Hala bence etkisi devam ediyor dirsek vuruşun. Ortak emimiz ters pozisyonda kaldı, tam fark edemedi ama tam önümde oldu. Evet, alta gelen bir vuruş devam ediyor ortak em. Yine bir dirsek, içeriden bir dirsek daha geldi. Ortaken Muhammed Karayılan uyarıyor. Boyunduruk yapma diye. İçeriden ve ikinci round bitti. Bana göre bu roundu Ekrem açık ara bence de. Evet. Ekrem aldı başkanım. Alanya'nın Muay Thai'ye bayağı ilgisi var dövüş sporlarına başkanım. Gerçekten şu anda İskele Şelale Meydanı neredeyse tıklım tıklım. Evet. Muazzam bir katılım var. Ambiyans çok güzel. Bu ambiyansın ortasında sizin de bunu yorumlamak bizim için de güzel bir onur diyelim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir gece olmuş. Tüm emekleriniz için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Gece sizlerle güzel oldu. Hakikaten güzel bir emek harcadık ama bence gayet güzel ilerliyor. Alanya şimdi hem iklimi hem tarihi hem doğal güzellikleriyle hakikaten güzel bir şehrimiz. Antalya'nın en güzel ilçesi kesinlikle. Diyebiliriz kesinlikle. Evet. Bu yönüyle meydanda olması şimdi birçok yerde belki de bir meydanda yürümek bile zorken biz burada Muay Thai organizasyonunu yapıyoruz. İklimi buna elverişli, gayet güzel. İnşallah daha büyük organizasyonlar bu meydanda yapılır. İnşallah başkanım bunun inşallah ikincisi üçüncüsü olur. İsmine yakışır bir şekilde evet. Devam eder. Merhum rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş adına yapılan bu gecede gerçekten ismine yakışır bir turnuva olmuş. Emeklerinize sağlık diyoruz ve gecenin 5. maçın 3. round'u başladı. Bakalım bu round maçın kazananını belirleyecek. Yine Ekrem'den bir dirsek denemesi adeta sıyırdı geçti. Ve bu arada bir sporcunun bir malzemesi düşüyor. Evet. Üst seviye bir high kick geliyor Ekrem'den. İçten dirsekleri çok güzel kullanıyor. Gardın içerisindeyken dirsekleri çok güzel kullanıyor Ekrem. Ve çok rahat. Genç ve gelecek vadeden tecrübe yayan bir sporcu. Bence fazlasıyla tecrübeli bir oyuncu. Tecrübeli. Evet, clinch de üstünlüğünü kurmaya başladı Ekrem. Muhammed Karayılan'a karşı. Evet ve kondisyonu da gayet iyi. Bence bu roundda şu ana kadar maçın ilk bir dakikasında Ekrem puanlamada üstün götürüyor. Muhammed Karayılan'dan da dirsek denemeleri var. Bu arada Ekrem'den yine diz vuruşları arka arkaya geliyor. Bakalım geri kalan 1,5 dakikada ne gibi sürprizler bekliyor bizi. Her iki sporcu da anlık dirsekler çıkabiliyor. Sürpriz bir şekilde. Anında her şeyin değişebildiği evet. Bir spor. Onu fark ettim. Kesinlikle. Bir dirsek darbesi her şeyi değiştirebiliyor.
O güzel bir sağ kroşe Muhammed'den. Maç daha çok klinçle geçiyor. Klinç boğuşması, boyun güreşiyle geçiyor sevgili seyirciler. Aslında Karayılan sanki biraz daha geri gibi görünse de aslında güçlü ama şey Ekrem mücadelesiyle kondisyonuyla onu evet. Kırıyor. Yani biraz kondisyonunu düşürdü Muhammed Karayılan'ın. Şu anda daha çok klinçten ziyade biraz da boğuşma kondisyon düşünce boğuşma moduna giriyor. Bu arada ortak yemimiz Mustafa Taşkanal ayırıyor her iki sporcuyu ve ringin ortasına davet ediyor ve devam ediyor maçımız. Bir low kick içeriden bir dirsek deniyor Ekrem. Ve 3. round bitti. Bakalım maçın kazananı kim olacak? Bence Ekrem Yardımcı bir tek önde başkanım. Bence de öyle görünüyor. Evet, değerli spor severler, sona erdi. Sporcularımıza materyallerini takdim edin. Bugün hep kazanamıyorum. Evet. Başkan yardımcısı sayın kesinlikle Hasan başkanım. Can Türk Beyefendi. Muay Thai Federasyonu Genel Sekreter Yardımcımız, aynı zamanda koordinatörümüz Sayın Ömer Işık Beyefendi ve Alanya Ülke Ocakları Başkan Vekilimiz Sayın Hıdır Akçocuk Beyefendi'yi ringe davet edelim. Değerli spor severler, sonucu açıklamadan önce yine bu güzel organizasyona değerli katkılarından dolayı özgün sahne sistemlerine, Sayın Beyaz Önal ve teknik ekibine, Barlas Teknik'e ve Sayın Seçer Taş Beyefendi'ye teşekkür edelim. Aynı zamanda sağlıkçılarımız da burada, Anatolia Hospital'a da saygılarımızı iletelim. Çok büyük katkıları var ve artık sonucu açıklama zamanı. Evet, değerli spor severler, az önce izlemiş olduğunuz mücadelenin ardından hakemlerimizin 2-1'lik bir skor puanlamasıyla mücadeleyi kazanmayı bildi. Kırmızı köşe Ekrem Yardımcı. Ve madalya takdimimiz gerçekleşiyor. Sayın Hasan Can Türk, MHP Alanya Teşkilat Başkan Yardımcımız takdim ediyor sporcularımızın madalyalarını. Ve gece katkılarından dolayı değerli koordinatörümüz, aynı zamanda Muay Thai Federasyonu Genel Sekreter Yardımcımız Ömer Işık Beyefendi, Alanya Ülke Ocakları Başkan Vekili Sayın Hıdır Akçocuk Beyefendi'ye takdim ediyor plaketini. Bir diğer plaketimiz daha mı var? Hemen bakalım. Yok, tek plaket. Bugün istediği sonucu alamadığı Muhammed Karayılan köşesinde Ömer Uğur ve Mithat Özel vardı. Bitlisli sporcu. Bugün biraz hüzünlü ama müthiş bir sporcu ve gelecek vaat eden bir sporcu. Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran bir sporcu. Çıkmış olduğu ilk maçta da Ekrem maçını kazanmayı bildi. Ekrem, bir şey mi söyleyeceksin? Yok abi. Ya ben teşekkür ederim. 17 yaşındayım daha. Ama hani hocam güzel, kulübüm güzel. Ve Muay Thai geçen yıllara göre çok gelişti. Federasyonla diğer insanlar da çok emek harcıyorlar gerçekten. Bu emeğin de hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu Türk bayrağını yabancı ülkelerde dalgalandırırken hakkını vermeye çalışıyoruz. Herkese teşekkürler. Evet, gerçekten çok güzel konuştu Ahmet Yokuş ve öğrencilerini de alkışlarla uğurluyoruz. Değerli spor severler, Alanya'da Alparslan Türkeş anısına gerçekleştirdiğimiz Muay Thai galasında bir sonraki mücadeleye geçmeden hemen önce bu akşam ringe çıkmak için müthiş bir hazırlık yapıp
Ancak son gün sakatlanan bir sporcumuz var ve büyük alkışlarınızla şimdi onu ringe davet ediyorum. Gamze Temel. Evet, Gamze yanımda, heyecanlı, bir o kadar üzgün. Gamze, çok hazırlandın, çok istedin burada ev sahipliğini yaptığın organizasyonda dövüşmeyi. Ancak son gün bir sakatlık yaşadın. Neler söylemek istersin? Uzun bir hazırlık süreci geçirdim. Yani organizasyona katılamadım çünkü menisküsümde yırtık vardı. Katılan arkadaşlara başarılar diyorum. Başka bir organizasyonda görüşmek üzere. Evet, teşekkür ediyoruz Gamze Temel, seni izlemeye devam edeceğiz. Gerçekten gelecek vadeden sporcularımızdan biri Gamze Temel. Vakit kaybetmeden hemen bir sonraki önemli karşılaşmamıza geçiyoruz. Önce kırmızı köşeden geliyor Gaziantepli sporcu Enes Bilben. Ergenekon'da yurt kurar uzunkurduz. Bozkırlardan gelen bir rüzgar gibi, Altaylarda fırtınadır bozkurt ordusu. Bozkırlardan gelen bir rüzgar gibi, Altaylarda fırtınadır bozkurt ordusu. Ötüken nefislenen bir çiçek gibi, Enes Bilben. Ve şimdi vakit kaybetmeden ev sahibi sporcuyu çağıralım ringe. Mavi köşeden geliyor sporcumuz, Antalyalı sporcu Ethem Karatarla. Hoy, hu, hoy. Önüme gelen hıdır, danışan mindiler, her gün bir hiler. Merkiye gadagalarım, doğrana dilim ili ile. Menem burada sahibi mülketim, Türk'tü kanım. Yeryüzünde kul menem, düşmanım ahul men. Nesimi kemanından kıraklı ötüyüm ben. Kırmızı gözlerim çalkalayıp salaram, bura toz toz duman men. Vermerem aman men bir bak heybete. Değerli spor severler, önce kırmızı köşede 86 kilogram ağırlığında, 20 yaşında, 1.83 boyunda, profesyonel kariyerinde 4 maç yaptı, 3'ünü kazandı, 1'inde mağlup oldu. Antrenörlüğünü Antep bölgesinden Burhan Çelik yapıyor. Gaziantepli sporcu Enes Bilben. Ve rakibi mavi köşede ev sahibi Antalyalı sporcu, 86 kilogram ağırlığında, 20 yaşında, 1.81 boyunda, profesyonel kariyerinde 6 maç yaptı, 4 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var, ancak 3 kez nakavt etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Hasan Urlu ve Yasin Urlu yapıyor. Antalya bölgesinden Ethem Karatarla. Müsabakanın ring hakemi Sayın Çetin Boysal. Yanlış hatırlamıyorsam 3. maçları, bakalım bu maçın kazananı kim olacak? Ancak doçent doktor Yavuz Uysal başkanımla sözümüz yarım kalmış, onu tamamlamak evet. istiyorum. Daha önce insanlar hep ülke ocaklarını böyle ön yargılı, sanki siyasi bir kuruluş ve sadece siyasete çalışan bir kuruluş gibi düşünüyorlardı, ama biz de öğrendik ki burada gerçekten böyle değilmiş. Gerçekten devleti, halkçılığı, köycülüğü ve birçok devletin aslında kuruluşundaki ana organları
çocuklara öğreten ve bunları sevdiren ve bu çalışmalarda sosyal çalışmalar yapan bir vakıf olduğunu öğrendik ve sizlerin dilinden de böyle kısaca bir Ülke Ocakları'nın çalışmalarını, ne amaçla çalıştığını kısaca bir söylemenizi istiyorum. Tabii ki. Hem mevki olarak hem de Alanya'da evet. Bu organizasyona ön ayak olduğunuz için başkanım. Memnuniyetle. Şimdi tabii az önceki söylemiş olduğumuz gibi Ülke Ocakları denildiği zaman işte kavga, gürültü, her şeyiyle böyle farklı bir algılama oluyor maalesef. Ama Ülke Ocakları aslında bu memleketin para harcamadan gönüllüler ordusu diyebilirim aslında. Biz Ülke Ocakları olarak yangın varsa yangında, deprem varsa deprem bölgesinde, ki bunu gördük depremde, yangında da. Biz bu memleketin bütün sosyal aktivitelerin, memleketin hayrına olan bütün sosyal aktivitelerin içerisinde ve yine memleketimize, insanlığımıza faydası olan her türlü etkinlik alanının içerisindedir. Adı üzerinde Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı diyoruz. Eğitim ve kültür yönümüzü ön plana çıkarmayı doğru başarabilirsek eğer, biz eminim insanların aklındaki bu kötü düşüncelerden de sıyrılmış olacağız diye düşünüyorum. Burada tabii Eğitim ve Kültür Vakfı boyutundan ziyade işte kavgacı, gürültücü işte gibi aslında astarı olmayan bir yaklaşım oluyor. Biz bunlardan çok muzdaribiz. Ama inşallah Alanya ölçeğinde biz Genel Başkanım Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin emir ve talimatları doğrultusunda eğitimi ön plan aldığımız, kültürel faaliyetleri ön plan aldığımız ve vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı her şeyin üstünde tutan bir anlayışla Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı faaliyetlerini yürütüyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Allah razı olsun başkanım. Gerçekten çok net ve kısa özetlediniz. Teşekkür ediyoruz. Genel bilgi için bu arada Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'a ve İl Başkanımız Ferhat Aksoy'a da buradan selam gönderiyoruz. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Burada olan herkese çok selamlar var. Ferhat Başkanımla da görüştük. Gelmek istiyordu ama maalesef sağlık sorunlarından dolayı gelemedi. Kendisine buradan hem sevgimizi hem saygımızı şifalar diliyoruz. Selamlar gönderiyoruz. Evet sevgili seyirciler, bu arada maç başlamış durumda. Kırmızı köşedeki sporcu Enes Bilden ve mavi köşede Ethem Karatar'la muazzam bir kuruşa yakaladı tam her iki sporcudan bahsederken. Bu arada Ethem Karatar'la Hasan Urlu ve Yasin Urlu hocamın öğrencisi, Antalya'da birçok dövüş sporlarında, birçok organizasyonda dövüş sporlarının gelişmesinde emeği olan her iki hocam da. Yasin hocam bu gece bu yanımızda değil ama buradan kendisine ve ailesine de selam gönderiyoruz. Aynı zamanda benim de hocam. Selam olsun hocama. Enes Bilgen de Gaziantep'ten katılıyor. Burhan Çelik hocamın öğrencisi. Her iki sporcu daha önce maç yaptı. İki ya da üç kez maç yaptı. Bakalım bu maçın kazananı da kim olacak? Her ikisi birbirini çok iyi tanıyor aslında. Ama Enes... bu arada bir sol diz geldi. Orta hakemimiz Çetin Baysal hocam hemen araya girerek maçı tekrar kontrollü bir şekilde devam ettirdi. Bu arada Çetin Baysal hocam da çok tecrübeli bir hakem. Ekrem Karatar'la daha çok Enes Bilge'nin karaciğerine hedef almış durumda. Karaciğerden onu yakalamaya çalışıyor Sayın Başkanım. Evet. Ama keyifli maç. Oluyor. Keyifli maç. 86 kilo maçı. Her an knockout gelebilecek bir maç. Her an her şey olabilecek bu kilolarda. Çok sürpriz maçlar olabiliyor. Bu maçtan sonra da gecenin ağır step maşı Ömer Kaya ve Ali Şamil Doğan maçı var. Gecenin son maçı, ağır step maçı. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Ali Şamil de aynı zamanda benim öğrencim. Bu arada Kepez Ülke Ocakları adına da bu gece sporcu olarak katılacak. Evet, ilk round bitti. İlk roundda ilk yarısında Enes'in biraz daha net vuruşlarını gördüm, Enes Bilge'nin. Son yarıda ise Ethem Karatar'la biraz toparladı. Bakalım ilk roundu hakemlerimiz sanki nasıl değerlendirecek? Enes biraz daha sanki. Biraz daha net vuruşlarda üstündü başkanım. Vardı, evet. Enes Bilben, bu arada yanlış telaffuz ettim, özür dilerim. Enes Bilben, Gaziantep'ten kırmızı köşedeki sporcu. Köşesinde de tecrübeli isim Burhan Çelik hocam var. İkinci roundu Çetin Baysal hocam başlattı. İstanbul'dan katılıyor Çetin Baysal hocam. O da eski Adana'nın başarılı sporcularından, şu anda da
tecrübeli orta hakemlerimizden birisi. Evet, bu arada her iki sporcu low kicklerle ve box vuruşlarıyla birbirine üstünlük kurma çabasında. Bu arada sıçrayarak bir diz atıyor Enes. Sporun sınırlandırıldığı bir şey var mı? Hani vuruş tekniği olarak? Yerde vuruş yok. Arkası dönükken vuruş yok. Bir de hakem ayırdıktan sonra, yani dur dedikten sonra, Muay Thai'da yut dediği zaman ayrıl demek. Ondan sonra vuruş yok başkanım. Onun dışında bu arada üst seviye bir tekme geliyor Ethem Karatarla'dan. Ethem biraz bu dakikalarda performansını arttırdı. Maçı istediğini gösteriyor. Bakalım Brown üstünü kurabilecek mi Enes'e karşı. Üst seviye bir tekme geliyor Enes'ten. Antepli sporcudan. Bir sağ kroşe denemesi yine Enes'ten. Oo, güzel bir high kick geliyor sol tekme. Üst seviye Ethem'den. Hemen Enes karşılık veriyor. Evet, uzun tutmamasını söylüyor orta hakem ve ittirmemesini söylüyor Ethem'e. Evet sevgili seyirciler, bu kilolarda yapılan maçlar gerçekten her an sürprizi. Oo, yine üst seviye bir tekme atıyor Ethem. Ve yine orta hakemimiz başlattı maçı kaldığı yerden. Oo, vücuda bir sağ direk geliyor. Sert bir sağ direk. Ethem aynı şekilde karşılık vermeye çalışıyor. Her iki sporcunun da gardı biraz düşme var. Acaba yoruldular mı diyeceğim ama kuvvetli vuruyorlar hala. Bir taktik de olabilir. Ama bu kilolarda çok dikkat etmek gerekiyor. Her an bir tekme ya da yumruk vuruşu maçın seyrini değiştirebiliyor. Evet başkanım, geceye katıldığınız için size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bilgilerinizden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Keyif aldım. Emeğinize sağlık. Sizi daha fazla tutmayalım. Estağfurullah. Çünkü gecede çok misafiriniz var karşılamam gereken. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben tekrardan. Bu arada Ethem Karatar'la Kroki'de mi acaba dedim ama toparladı. Evet. Teşekkür ederiz başkanım. Görüşmek hayırlı teşekkür akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür. Evet Ethem bu arada sayması gerekiyor orta hakemimizin ve saydı. Beyaz köşeye gönderiyor Enes'i. Ethem Karatar'la biraz zor durumda kaldı ama toparlıyor. Şu anda iyi gözüküyor. Bakışları gayet iyi. Bak eve round araya girerek kendisini toparlamayı sağlayacak. Bu roundu bence kazanan Enes oldu saydığı için. Bakalım 3. round ne olacak? Çünkü ilk round ortada gitti. Bu roundu Enes kazandı. 3. roundu Ethem kazanırsa maç uzayabilir ya da orta hakemlerimiz puanlamasına göre maç değişebilir sevgili seyirciler. Sabırsızlıkla sonucu bekliyorum. Üçüncü round çok önemli. Bu arada protokolümüz çok kalabalık. Bugün yangın olduğu için Adem Başkanımız buraya katılamadı ama Adem Murat Yücel Başkanımız, Belediye Başkanımız Alanya'da çıkan inşallah yangın kontrol altına alınır. Daha fazla ağaçlarımız yanmaz sevgili seyirciler. Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız da burada. Kendisi geceye renk kattı. Ayrıca Genç Spor İl Müdürümüz Yavuz Güran'ın da selamları var. Kendisine sporlara verdiği dersi için ve güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve selamlar gönderiyoruz Alanya'dan. Ve 3. round başladı sevgili seyirciler. Ethem Karatarla'dan bir sağ kroşe, sol middle denemesi. Oo, iki sporcu da aynı anda dirsek kullanıyor. İçeriden dirsek. Enes'ten seri low kickler geldi. Üst seviye tekme arıyor. Orta seviye bir middle. Bu arada oo, kaburgaya gelen diz Ethem Karatarla'yı biraz zor duruma soktu. Şu anda elini oraya koyuyor. Hatta muhtemelen ya canı yanıyor. Şu anda maçı tekrar başlattı. Devam iyiyim dedi. Devam edebilirim dedi. Ama gardını düşürmemesi lazım. Ve üst seviye bir tekme geliyor. Çok sert bir tekme ama Ethem'in gardında kalıyor. Ethem bence bir oyun peşinde sevgili seyirciler. Ve o oyunu, ooo, muazzam bir kroşe, her an sayabilir.
Muazzam bir kroşe geliyor Ethem'den. Demiştim ya sevgili seyirciler, Ethem bir oyun kuruyor sanki demiştim ve o oyunu çok müthiş yakalıyor aslında kroşeyle. Ve devam ettiremiyor, bakalım devam ettirebilecek mi aynı pozisyonu. Oyun kuruyor, evet üst seviye high kick geliyor tekrar Ethem'den. Ethem sanki biraz önce sayılan Ethem değil de başka bir Ethem çıktı ortaya. Evet sevgili seyirciler, şu anda Antalya'mıza ve Muay Thai'nin Türkiye'de gelişmesine çok büyük emekleri olan bizlerin de hakemlikte hocası diyebilirim. Ayhan Özbalkanlı hocam yanımızda. Ayhan hocam hoş geldiniz. Eyvallah hocam. Geceye Allah renk kattınız. Çok güzel bir gece. Gecenin çoğu son roundu Ethem Karatar'la evet. Ve Enes Bilgen maçını beraber inşallah sunacağız. İnşallah. Son roundu. Siz maçı izliyorsunuz. Nasıl tabii buldunuz? Izliyorum. Nasıl değerlendirirsiniz? Geceyi nasıl buldunuz? Gecemiz çok güzel. Güzel müsabakalar da var. Fakat şu anda Ethem evet. Üçüncü saydırdığı için. Evet maç bitti şu anda hocam. Ve Ethem eldiven çıkartıyor. Çünkü sert diz aldı kaburgasına. Aynı yere geldi. Hatta evet. Kaburgasında bir deform da var. Aynen. Maalesef maçı bırakmak zorunda kaldı. Evet. Rakibini tebrik ediyoruz bu arada. Sporcularımıza madalyalarını takdim etmek üzere. MHP Alanya yöneticilerimizden Sayın Mevlüt Benli Beyefendi, Alanya Ülke Ocakları Başkanımız Doçent Doktor Sayın Yavuz Uysal, Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Urlu, Muay Thai Federasyonu Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atakan İli Beyefendi'yi ringe davet ediyoruz. Değerli spor severler, müthiş bir Muay Thai galası izletmeye devam ediyoruz. Alparslan Türkeş anısına gerçekleştirdiğimiz ve organizatörlüğünü Alanya Ülke Ocakları Başkanımız Doçent Doktor Sayın Yavuz Uysal ve Esin Arslan'ın yapmış olduğu bu müthiş galada 6. karşılaşmada 3. roundun son saniyelerinde rakibini pes ederek kazanmayı bildi. Kırmızı köşe Enes Bilmen. Sporcularımızın madalyasını takdim edecek Alanya MHP yöneticilerimizden Sayın Mevlüt Benli Beyefendi. Önce Ethem Karatarlı'ya takdim etti ve yine Sayın Mevlüt Benli kazanan Gaziantepli sporcuya takdim ediyor. Değerli sporseverler, plaket takdimimiz var ve plaketlerimizi Alanya Ülke Ocakları Başkanımız Doçent Doktor Sayın Yavuz Uysal takdim edecek. Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Urlu'ya plaket takdimi gerçekleşiyor şu anda. Ve yine diğer plaket takdimimiz gerçekleşecek. Yine Doçent Doktor Sayın Yavuz Uysal tarafından Muay Thai Federasyonu Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atakan İli takdim alıyor plaketini Sayın Yavuz Uysal'dan. Ethem ve Enes. Evet, yanıma alayım sizi arkadaşlar. Evet. Enes, müthiş başladın ama karşında gerçekten müthiş bir isim vardı. Müthiş 86 kilogram mücadelesi izlettiniz bizlere Enes ve Ethem. Önce Ethem senden başlayalım, neler söyleyeceksin? Hocam öncelikle beni buraya layık gören tüm hocalarıma, antrenörlerime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gecede dövüşmek için fırsat verdiniz. Rakibi çok yakından tanıyorum, bu 4. maçımızdı. Çok güzel gidiyor. 2-2 beraber oldu. İnşallah bir dahaki savaşta görüşmek üzere. O zaman buradan bir rövanş kokusu hissediyorum. 2'de 2. Peki Enes, sana gelelim. Sen neler söyleyeceksin? Hocam, başta Allah'a bana bu mutluluğu yaşattığı için sonsuz hamd ve şükürler bulunuyorum.
arkadaşım Ethem Karatar'la rakibim dediği gibi dördüncü karşılaşmamızdı ve 2-2 karşılığında bir rövanş yapabiliriz. Allah nasip ederse. Sorun yok. Soralım o zaman Alanya'ya, bir rövanş gelsin mi? Evet, bence de her iki sporcu bir rövanşı daha hak ediyor. Şimdi onları fazla yormadan kulise uğurlayalım. Desteklerinden dolayı Anatolia Hospital'a da teşekkürlerimizi gönderelim. Değerli spor severler, Alparslan Türkeş Muay Thai Galası'nda sırada müthiş bir ağır siklet mücadelesi var. Ama sizlerden kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan hemen sonra gecenin son maçıyla burada olacağız. Görüşmek üzere. Değerli spor severler, Alanya'dayız ve müthiş Muay Thai galasında şimdi sırada bir ağır siklet mücadelesi var. Ve her iki sporcumuz da müthiş hazır bir şekilde geldiler Alanya'ya. Bakalım kazanan kim olacak, ama öncesinde kırmızı köşeden çağıralım sporcumuzu ringe. Ona ahtapot diyorlar. Mersin'den geliyor sporcumuz Ömer Kaya. Sporcu ağır siklette müthiş bir yetenek, Ali Şamil Doğan. Artı 91'de, yani ağır siklette Alanya'da gecenin son karşılaşmasında ring sallanacak. Çünkü önce kırmızı köşede artı 91 kilogramda 25 yaşında 1.78 boyunda profesyonel kariyerinde 5 maç yapıp tamamını kazandı ve rakiplerini 3 kez nakavt etti. Antrenörlüğünü Mersin bölgesinden Rasim Keleş yapıyor.
Ona ahtapot diyorlar çünkü o Ömer Kaya. Ve rakibi mavi köşede ev sahibi Antalyalı sporcu. Artı 91 kilogramda, 21 yaşında, 1.87 boyunda. Profesyonel kariyerinde 5 maç yaptı. 4 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var. Ancak 4 kez nakavt etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Mehmet Köktaş yapıyor. Asil Fight Club'tan, Antalya'dan Ali Şamil Doğan. Müsabakanın ring hakemi Sayın Engin Türk. Evet sevgili seyirciler, gecenin son maçı, ağır siklet maçı, kırmızı köşede Ömer Kaya, Mersin'den katılan gençlerden büyüklere geçen yeni bir sporcumuz ve gelecek vadeden kaliteli bir sporcumuz Ömer Kaya. Çok beğendiğim, teknik olarak da beğendiğim bir sporcu. Antrenörleri Rasim Keleş hocam yapıyor hemen köşesinde. Ve aynı zamanda da çok kıymetli dostum Bilal Atilla hocamın da yeğeni oluyor kendisi. Buradan Bilal hocama da selam söylüyorum. Mavi köşede de Ali Şamil Doğan, kendi öğrencim. Ali Şamil de ağır siklette gençlerde birçok derece yapmış, büyüklerde Türkiye şampiyonu olmuş bir sporcu. Bu gecenin maçını merakla bekliyorum. Bugün bu geceyi yorumlayacağımız Ayhan Ölbalkanlı hocam yanımda. Biraz önce reklam arasına gittik ama evet, kendisini tam konuşamadık, yarım kaldı. Muhteşem geceyi inşallah beraber yorumlayacağız. Ayhan hocam tekrar hoş geldin programımıza. İnşallah, hoş bulduk hocam. Çok güzel bir geceydi. Başta gecenin mimarları diyelim, Ömer Işık hocamız, Esin Aslan hocamız ve Yavuz Yüksel, doçent doktor Yavuz Yüksel hocamızın ellerine, emeklerine sağlık diliyoruz tekrardan. İnşallah bu sporumuzun daha da gelişmesi için bu tür müsabakaların olmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Bu arada gerçekten güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. Müsabakanın hakemi de Engin Türk hocam, tecrübeli bir hakem. Güzel bir maç çıkacağına inanıyorum. Bu arada Mersin'den Ali Yıldız hocam ve sporcuları bizleri izliyormuş. Kendisinin selamlarını aldık. Biz de kendisine buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ali hocama selam söylüyoruz. Birçok hocamızın selam var ama yetişemiyorum. Telefonda evet, o kadar maalesef, mesaj var. Evet. Ancak aklımıza o kadar hemen konuşacak şey var. Evet. Selam gönderimiz, bizi izleyen herkese, herkese selam söylüyoruz. Bugün spora gönül evet, veren bütün seyircilerimize, bütün herkese, hocalarımıza, bütün sporculara selam gönderiyoruz. Alanya'dan. Ve maç başladı sevgili seyirciler. Ağır siklet son maçın ilk raundundayız sevgili seyirciler. Her iki sporcu birbirini tanıma aşamasında. Bu sporun, bu maçın sonucunu merakla bekliyorum. Her iki sporcu da çünkü gerçekten genç ve tecrübeli sporcular diyeyim daha doğrusu. Bu arada muazzam bir dirsek geliyor Ali Şamil Doğan'dan. Ama Ömer bana mısın demiyor. Ömer Kaya gerçekten sert ve dövüşmeyi seven, kırışmayı seven bir sporcu. Maç çok sert başladı bence bir. Gerçekten güzel bir maç. Hem kilolarına da yakışacak tarzda hareketler de var gerçekten. Çok muhteşem evet, teknikler de görüyoruz. Her iki sporcu şu anda dediğiniz gibi hocam birbirini tartıyorlar. Ve şu anda tartmakla maçı izliyoruz. Tartıyorlar evet. Evet, bakalım ilerleyen dakikalarda bizi nasıl sürprizler bekliyor ağır siklette. Çünkü her an bir nakavt gelebilir, her an bir sürpriz evet, olabilir. O yüzden her iki sporcu da buna hazırlıklı ve tepkinli davranıyor. Ben her iki sporcuyu da maça konsantre olmuş görüyorum şu anda. İstekli her ikisi de ama dediğiniz gibi tabii ilerleyen dakikalarda göreceğiz bunları. Şu anda sanki Şamil biraz daha üzerine gidiyor rakibinin. Onu izliyoruz sadece. Evet, Ömer biraz, Şamil'in biraz kilo farkı var. Ömer biraz daha hareketli. Evet. Daha hareketli çıkışlar yapabiliyor. Bu arada Ömer'den bir sağ direk geldi. Daha tedbirli gidiyorlar her iki sporcu da. Döner dirsek ama hedefi bulmadı. Her iki sporcuna evet, karşılıklı dirsekler geliyor. Ömer'den bir baskı var köşede. Evet, maç çok tepkinli gidiyor sevgili seyirciler.
Ali Şamil Doğan hocam yaklaşık 7-8 yıldır yanımda. Çok rahat bir sporcu. Evet. Dövüşürken de o rahatlığını hiç bozmuyor. Ringte de öyle. Zor durumda da, kolay durumda da hep rahat. Evet. Ama Ömer de mesela son çıkışlarını, son maçlarını çok beğendiğim bir sporcu. Özellikle bu yıl çok güzel maçlar yaptı A-Klas'ta. Ve geçmişte dayısı Bilal Atilla de çok Türkiye'ye mal olmuş bir sporcuydu. Bence onun izinde gidiyor ve kaliteli ileride bayrağımıza hizmet edecek iki değerli sporcu diyorum. Birinci round bence ortada gitti. Birinci round bence de ortada, size katılıyorum Sayın hocam. Sayın Ayhan hocam. Evet. Karşılıklı puanlar var. Denk bir round oldu. Çok bir üstünlük yok. Ama tabii hakemlerimiz nasıl puanladı bunu göreceğiz. Evet inşallah. Ama her iki sporcuyu da gerçekten maça konsantre gördük. Engin Türk hocam da müsabakanın değerli bir hakemi, tecrübeli bir hakemlerimizden. O da maçı dikkatli bir şekilde izliyor. Evet, Engin hocam da Antalya'mızın şu anda baş hakemi, aynı zamanda Akdeniz sorumlumuz. Kendisine emeğinden dolayı teşekkür. Engin hocam şu anda sporcuları ikinci round için ringe davet ediyor. Yardımcıların dışarı çıkmasını bekliyor. Evet, başlattı Engin hocam tekrar maçı. Evet, ikinci round başladı sevgili seyirciler. Şamil'den bir direkler ve döner dirsek denemesi. Şamil'in bu tarz sürpriz çıkışları çok fazla Şamil oluyor. Şamil döner dirsek denemesi yapıyor ama evet şu ana kadar... Geç erken dönüyor. O yüzden rakip Ömer de tecrübeli, yakına girdiği için açı kapanıyor. Evet, her ikisinden düşük seviye low kick denemesi, her iki sporcudan da birbirini yokluyor. Ömer aslında 86 kilo sporcusu ama bu maçta ağır siklet dövüşmek istemiş ve biraz kilo almış. Şamil gençlerden bu yana ağır siklet dövüşüyor zaten. Bakalım performansta ikinci roundda, üçüncü roundda değişim olacak mı Ömer açısından? Şamil'e göre biraz hızlı sporcu Ömer. Şamil de Ömer'e göre biraz evet, daha Şamil'den muhteşem bir kombinasyon. Vuruşta. Evet, izledik. Low kick'le tamamlıyor Şamil. Evet. Evet, boşa giden bir low kick. Evet, maç ağır modda devam ediyor. Ömer acaba bir sürpriz arayışında mı ya da tepkinli mi gidiyor? Her iki sporcu da kontrollü devam ediyor maça. Muay Thai'da sevgili seyirciler, hedefini bulan ve net vuruşlar puan sayıldığı için ağır siklet müsabakası izliyoruz şu anda. Ağır siklette de rakibini sarsması gerekiyor vuruşlar. Şamil'den ama hedefi bulmadı komutanım. Tabii, evet. Evet, sanki biraz yorulmalar var. Şu ana kadar bir Şamil'in az önceki kombine vuruşu dışında net vuruş ben göremedim. Evet. Yani vuruşlar var ama net vuruş değil bunlar. Yani etkili vuruşlar etkili, puan oluyor Muay Thai'da. Etkili ve tabii isabetli olan... ve rakibi sarsacak vuruşlar puan olduğu için şu ana kadar o şekilde bir vuruş izleyemedik henüz. Evet, yine bir döner dirsek daha geliyor ve Şamil'in dişliği çıkıyor. Evet, dişliği fırladı. Evet, bu arada son 30 saniyedeyiz sevgili seyirciler. Son 30 saniye. Bence bu round'un kazananını belirler sayın komutanım. Yani şimdi şu an bu round'un kazananı Şamil görünüyor. Çünkü etkin vuruşu vardı. Bir kombine vuruşu vardı. Şamil'in bu round. İlk round ortada geçti o zaman. Evet. Üçüncü round'u kazanan maçı götürür Öyle görünüyor. Kesinlikle evet. Ayhan komutanım. Şu anda. Evet, Ömer'den de bir döner dirsek geldi. Adeta döner dirsek yarışması ve round ikinci roundda tamamlayıp köşelere gitti üçüncü round için. Ama döner dirsekler de bir türlü isabet olmadı. Yerini bulmadı bu arada.
Evet, şu anda maçın seyrinde bakın. Burada bir uppercut, kroşe evet, ve low kick evet. denemesi. Buradaki en net aslında kombinasyon evet. buydu. İkinci round evet. biraz böyle relax geçti. Bence her iki sporcu üçüncü roundda kendini saklıyor gibi. Üçüncü roundda göreceğiz şimdi. Evet. Evet, üçüncü roundda bence baskıyı kuran, en çok puanı toplayan, evet, vuruşu yapan, ya da sonuca gitmeye çalışan evet. maçı kazanır diyorum. Ama tabii komutanım. O 2-2 roundda yerini bulmayan dirseklerden biri yerini bulursa o zaman evet, bütün o konuştuklarımız zaman, boş olur, değişir. evet, o kesin. Zaman her çünkü Muay Thai bu son anda kesinlikle ne olacak belli olmaz. Ağır evet, ağır siklet. Çünkü o dirsek denemeleri hep boş oldu ama bir tanesi isabet ederse o zaman her şey değişir. Ve bakalım. Ve son round başladı. Ömer'den bir low kick geliyor. Sert bir low kick geliyor Ömer'den. Evet, Şamil karşılık veriyor low kick'e. Ve şu anda denk vuruşlar var. Evet, bir kroşe. Ne karşılıklı low kickler ama puan değerinde ol. Evet, güzel bu, bir sağ kroşe evet, geliyor. Sağ kroşe güzel bir vuruş izledik şu anda. Şamil'den. Evet, yine ağır modda gidiyorlar. Evet, yine Engin Türk hocam da gerçekten çok güzel ve dikkatli bir şekilde maçları izliyor şu anda. Tam bir yerinde müdahalelerle evet, yerinde maç müdahalelerle gidiyor. Sağlıklı gidiyor bence. Evet, çok güzel. Evet. Çünkü ağır siklet müsabakasını yönetmek de biraz zordur hakemler için. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle hocam. Bu hakem tercihinde doğru bir karar olmuş Engin Türk hocamızın. Evet, yine bir döner dirsek geldi Şamil'den ama yine hedefi tutmadı. Evet. Bunu çok denedi acaba. Buna uğraşıyor mu? Köşeden de baskı kurması için tepkiler var. Evet, bir evet. karşılıklı tutuşlar ve kartta kalan vuruşlar var iki taraftan da. Ve bu arada son bir dakikaya girdik sevgili seyirciler. Son bir dakika bence performansı götüren maçı alır diyorum ama her iki sporcu da yorulmaya başladı. Ömer'de de bir yorgunluk belirtisi var ama Ömer sürpriz sporcu. Her an her şey çıkabilen bir sporcu. Evet, artık düşüşler başladı. Son 50 saniyedeyiz. Evet. Yorgunluk belirtileri başladı. Her ikisinde de yorgunluk belirtisi var. Evet, artık son 30 saniyeden düştük sevgili seyirciler. Artık bu round'un kazananını belirlemek lazım. Ve Ömer'in biraz baskıları var ama blokta kalıyor. Kaldı, evet. Tabii son 30 saniye artık Ömer biraz istiyor sanki maçı. Bu round son 10 saniyedeyiz. Son vuruşlar belki maçın kaderini değiştirebilir. Ve her an gong gelebilir sevgili seyirciler. Maç bitebilir derken evet, round bitti. Evet. Bence kararı zor verilen bir maç. Belki bir uzatmaya da gidebilir diye düşünüyorum. Yani. Şamil'in ikinci round üstünlüğü var. İlk round ortada. Bu round da bana göre ortada. Bana göre Şamil'in hocam maç. Siz tabii ortada evet. diyeyim demeniz normal. Tabii ama siz eski yani bana, çok tecrübeli bir hakem bana, gözüyle sizin bana göre de Şamil'in aslında benim de öğrencim olduğu için taraflı evet. konuşmak da istemiyorum tabii. Seyirciler karşısında. Vuruş üstünlüğü olarak net vuruşta Şamil'in evet. maçı görünüyor. Tabii yine takdir hakemlerimizin. Evet. Aslan ve değerli yorumcumuz tabii yorumda olduğu için gelemeyecek Mehmet Köktaş Gülten bekleniyorsunuz. Sen devam et. Türkiye'nin yoluna düz
Haftalardır kıratımı suladım. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Evet değerli spor severler, Sports TV'den canlı olarak ekranlarınıza getirdiğimiz Alparslan Türkeş anısına gerçekleşen ve gecenin son maçında kazanan sporcuyu açıklamadan önce biri 21, diğeri 25 yaşında gelecek vaat eden pırıl pırıl bu sporcu kardeşlerimize büyük bir alkış alabilir miyiz? Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hakemlerimizin 2-1'lik skoruyla mücadeleyi kazanmayı bildi. Mavi köşe Ali Şamil Doğan. Ve madalyalarımız takdim ediliyor. Alanya Ülke Ocakları Teşkilat Başkanımız Sayın Mustafa Zeybek birinci madalyayı takdim ediyor sporcumuza. Ve yine ikinci madalya takdim edilecek. Alanya Ülke Ocakları Mahmutlar Alparslan Türkeş Kütüphane Sorumlumuz Sayın Ercan Kasımoğlu Beyefendi takdim ediyor ikinci madalyayı. Yine Samet Yüksel Beyefendi aramızda. Ve şimdi plaket takdim etme zamanı. Plaket takdimimizi Alanya Ülke Ocakları Başkanımız Doçent Doktor Sayın Yavuz Uysal yapacak. Değerli promotörümüz Sayın Esin Aslan hocamız plaket alıyor. Değerli doçent doktorumuz Sayın Yavuz Uysal beyefendi tarafından plaketi takdim ediliyor. Yine bir diğer plaketimiz Mehmet Köktaş hocamıza yapılacak. Bu akşam değerli yorumlarıyla bizlerle birlikteydi. Asil Fight'tan Sayın Mehmet Köktaş katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Ve yine bir diğer plaket takdimimiz Ömer Işık'a yapılacak. Değerli doçent doktorumuz Yavuz Uysal tarafından takdim ediliyor. Değerli koordinatörümüz Ömer Işık'a çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımız yanımızda bir hatıra fotoğrafı alacağız. Türkiye'nin her yerinden bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Edirne'den Kars'a, bu arada Kayseri'den Bilal Atilla hocamız bizi izliyor kapanışta. Önce mikrofonu sana vereceğim. Sonra da Ali Şamil senden düşüncelerini alacağım. Evet, nasıl bir maçtı senin için? Güzel, ağır bir maçtı. Normalde herkes beni tanıyan, seven bilir. Benim sikletim değil. Esin hocamı kırmadım, Ömer hocamı kırmadım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Denedik, başardık. Çalıştık, nasip olmadı. İnşallah önümüzdeki maçlara. Rakibimi de tebrik ediyorum. Ömer, bence başardın. Gerçekten müthiş mücadele sergiledin. Ve şimdi Ali Şamil'deyiz. Ali Şamil, sen neler söyleyeceksin? Ömer'in de dediği gibi ağır bir maç oldu bizim için. Ömer'in sikleti değildi, bunu ben de biliyordum. Senelerdir ben de ağır siklette dövüşüyorum. Nasibimiz bugün burada varmış. Kendisini de tebrik ederim. Hocamızın da izni olursa Mehmet hocamın ben bir şey söylemek istiyorum. Haftaya bir Süper Lig maçımız var. Kulübe arkadaşım, senelerdir beraber çalıştığımız Özgür abim de burada. Beraber dövüşeceğiz. İkimize de başarılar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. O zaman Özgür'e de hemen bir mikrofon uzatalım. Değerli spor severler, Türkiye Muay Thai Federasyonu Süper Ligi önümüzdeki hafta ayın 23'ünde Manisa'da olacak. Ve aynı kulüpten iki sporcu aynı ringe çıkacak. Özgür, sen neler söyleyeceksin? İnşallah haftaya hayırlısı olur. Bakalım. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah nasip ederse o gün görüşeceğiz. Bu maçın kaybedeni yok ama kazananı Türkiye diyelim. Değerli sporseverler, bendeniz Tarık Sayın. Bugün Alanya'da merhum liderimiz Alparslan Türkeş anısına müthiş bir galayı sizlerle paylaştım. Seslendirmeye çalıştım. Ve kapanış konuşması için değerli yorumcumuz Mehmet Köktaş'a gidiyoruz. Sürçülisan ettiysem affola. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet sevgili seyirciler, gecenin son maçına geldik. Ayhan Özbalkanlı hocamla beraber sizlere iyi akşamlar demeden önce kısa bir konuşma yapıp öyle günü kapatmak istiyorum. Geceyi kapatmak istiyorum. Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş anısına yapılan Muay Thai gecesinde Alanya
İskele Şelale Meydanı'nda yapılan bu maç muhteşem bir kalabalıkla son buldu. Geceyi son ağır stet maçıyla Ayhan Özbalkanlı hocamla kapattık. Gerçekten muazzam maçlar oldu. İsme yakışır, rahmetli Alparslan Türkeş ismine yakışır bir gece oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Haftaya Süper Lig'de Manisa'da görüşmek dileğiyle sevgili seyirciler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoşça kalın.